Program başlıyor. Bizi Kars'a götür diyen dinleyicilerimize ben bir gideyim de efendim. Bir gideyim ben bir tren biletimi ayarlayayım. Böyle bir kompartımanıma kapanayım. Devresim takımımı, kitaplarımı, filmlerimi alayım. Uzatayım şöyle ayakları. Of, o tren tıkırtısında ne güzel uyunur ya. Tren sesi var mı acaba, tren sesi? Madem bu kadar istiyorsunuz Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmeyi, kapatın gözlerinizi. Herkes bir hayal kursun. Kimi tren restoranında, kimi kompartımanında kitaplarıyla gecenin içinden geçerken, sarı sarı cılız ışıkları yansırken tren camından içeri, belki kar yağarken, belki tren camından o ufak soğuk sızarken, o cam buz gibi ama kompartıman sıcacıkken, direkler bir bir geride kalırken, tepelere karlar daha yoğun yağmışken... Efendim, Doğu Ekspresi'ne hoş geldiniz. Şu sesin güzelliğine bak. Makas değişti. Cırcır böceği bu mevsime ait değil ama o da bizi selamlamak için direnmiş bu mevsime kadar. Tünelden çıktık. Oralarda ne oluyor mesela? Tır 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 oluyor. İlk fırsatta saç ektireceğim. Herkes ektiriyor. Benim başım gelmedi. Bir şakasını da yapmış Ersen Bey. Evet. Ben o tren seyahatini iki kızımla birlikte düşünüyorum. Umarım gidebilirim. Bir de cama düşen yağmur sesi olsa keşke arada demişler. Efendim, cama yağmur düşmeli bir şey olabilir mi acaba? Tren sesimiz mümkünse. Trenimizin sesi burada derinden geliyor herhalde. Buyurun. Siz yağmur isteyin, ben onu da yağdırayım. Oo, Figen Hanım mesela böyle bir seyahate çıkmış herhalde. Kompartımanı öyle güzel süslemiş ki sanki evi gibi, böyle yılbaşıyla ilgili süsler, püsler, ışıklar, örtüsü, içeceği, kadehleri muazzam bir şey. Tam hayalimdeki gibi olmuş. Düşünsene, 24 saate aşkın bir süre buradasın ya. Ne kadar güzel. Zeki yetiştim. Tren sesine yetiştim. Doğu Ekspresi biletlerinin 1300 lira olduğu doğru mu? Doğru. Geçtiğimiz günlerde bir katılım olmuştu. Konuştuk. Ama şimdi bakın, 1300 lira turistik ekspresin fiyatı. Yani bir yerlerde duruyor, her durduğunuz yerde sizi gezdiriyorlar, 2 saat mola veriyor, işte o yörenin yemeklerini tadıyorsunuz falan. Bir de direkt giden var. Onlarda bilet fiyatları çok artmamış. Bizde de böyle bir ön yargı vardı. Ben de böyle dandun girdim. Kars'tan aradılar ve bilgilendirdiler bizi. Onlar 90 lira ile 100 lira arasında, 110 lira arasında çok büyük bir artış olmamış. Bilgilendirdiler bizi. Bir turistik var, bir de normal var. Direkt gidiş var. Orada fiyatlarda çok büyük bir artış yok. 90 lira mı, 100 lira mı, 150 lira, böyle bir şeydi yani. Zeki
Zeki Bey bir de Transasya var. Transasya Ekspresi var. Tahran'a gidiyor. 2017'de gitmeye karar verdik ama İran sınırı tren geçişine kapandı, sonra da kaldı demiş. Ya bak, ben Kars'ı çok merak ediyorum. Kars'ta şu sıralar kuru soğuk var Zeki. Kar yağınca gel, bütün kar güzellemeleri için kar top oynarız. Bakın mesela, ya da seni kara mı bulamacalı demiş. Öyle mi yapmalı? Zeki Bey, dünyada çip krizi var diyorlar ama ben buna inanamıyorum. Burada elektronik cihazlar ve araçlar çatır çatır satılıyor demiş Amerika. Efendim, dünyada her yerde olan kriz Amerika'da olur mu Allah aşkına? Dünyanın bütün kaymaklarını yiyorsunuz, insanlara bir şey bırakmıyorsunuz, ne petrol bırakıyorsunuz, ne hayat bırakıyorsunuz, ne yaşam bırakıyorsunuz. Çip de bırakır mı efendim Amerika? Sizi kastetmiyorum, Amerikan sisteminin genel yaklaşımından bahsediyorum ben. Türkiye'nin en kafa radyosunda Boston Donut'un katkılarıyla hazırladığımız Matraks devam ediyor efendim. Bir daha asla dedirten durumlardan bahsediyoruz. Bakalım kimlerle tanışıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi geceler. Alo. Merhaba. İyi geceler. Buyurun, merhaba. Tanıyalım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Ben Okan, 26 yıllık. Okan, ne yapar edersin? Ben mekatronik mühendisiyim. Mekatronik evet. Mühendisi Okan. Peki. Bir dinleyicimiz daha bizimle. Merhaba, hoş geldiniz siz de. Merhaba. Siz de tanıyalım. Buyurunuz efendim. Zeki'cim merhaba. Ben 56 yıllık Gül. Seni çok seviyoruz. Önce onu belirteyim. Teşekkür ederiz. 15 yıldır kesintisiz dinliyorum. Böyle evimin çocuğusun sen. Çok teşekkür ederim. Bu şeyden bahsettin ya Zeki'cim. Kars Doğu Ekspresi yolculuğu. Evet. Biz şu anda eşimle birlikte o Doğu Ekspresi yolculuğunu tamamladık. İzmir'e dönüyoruz. Öyle mi? Kars'tan mı dönüyorsunuz siz? Yani Kars, Van, Erzurum, işte böyle ne diyorsunuz güzel ya? Bir Doğu gezisi yaptık Doğu Ekspresi'yle. Tam üstüne denk geldi o zaman desene sen. Evet, işte şimdi dönerken böyle bahsediyordun. Dedik bu kadar olur. Biz 31'inde Eskişehir'deki bir turla Ankara'ya gittik. Ankara'dan Doğu Ekspresi trenine bindik. Hı hı. Ve Erzurum'a kadar trenle gittik. Hı hı. Erzurum'da indik. Erzurum'dan sonra otobüsle devam ettik. Erzurum, işte Kars, Van, Tatvan... Tatvan'dan da geri dönüş yaptık şimdi. Bugün bir 7 günlük bir geziydi bu. Hı-hı. Ve çok güzeldi Zeki'cim. Yani anlatamam sana. Herkese tavsiye ediyorum. Bu geziyi mutlaka yapılsın. Yani yapalım. Bir ülkemiz o kadar güzel, o kadar değerli ki anlatamam sana. Peki, zaten sen bunu biliyorsun. Her zaman da söylüyorsun. Evet. Peki bir şey soracağım. Kompartımanda mıydınız? Yani kapat. Yok. Ha. Evet, yani biz ona yetişemedik. Hı-hı. Ama iyi ki de kompartımanı da gördüm. İyi ki de öyle değilmiş o. Niye yatarak gitmek daha keyifli olmaz mıydı? Yani biraz dar ve sıkışıktı. Bizim pullmanlar çok daha geniş. Ve aydınlıktı Zeki'cim. Hı hı. Bir de biz 22 kişilik bir akraba grubuyla gittik geziye. Anlatamam sana, müthiş güzeldi. O kadar eğlenceliydi ki. Akrabalarla öyle mi? Evet, kuzenler, harika. Akrabalar, yeğenler, böyle toplandık. Hı hı. Çok eğlenceli bir geziydi. Çok duygulu bir geziydi. O kadar güzel müzeler gezdik. Bu Sarıkamış da şehitlerimizin yerlerini gördük. Müzede o savaşın o kötü yönlerini gördük. Orada çok duygulandık. Ve nasıl bu ülkenin nasıl zor kazanıldığını bir kez daha gördük ve anladık. Evet. Çok duyguluydu, çok güzeldi. Peki Kars'ta kaldınız mı? Ne kadar kaldınız? Kars'ta kaldık. Hı-hı. Kaldık Zeki'cim, kaldık Kars'ta. Yani ben çok şaşırdım, ne kadar güzel Van, hele Van Gölü. Hı hı. Akdamar Adası'na da gittik Van Gölü'nde. Hı hı. Çok güzeldi.
Yani Van Gölü değil aslında Van Denizi Zeki'cim. Deniz de diyorlar bölgede evet. Evet Van Denizi de diyorlar. Müthişti, çok güzeldi. Hem tarih kokuyor, hem güzellik, doğa güzelliği, o kar. Evet. Sanki biraz erken gelmişsiniz, orada kalsaydınız biraz daha siz. Ha? Keşke. Keşke ama... İşte şey 7 günlük bir geziydi bu. Hı hı. Zaten 2 gün kaldık Kars'ta. Yani en çok orada kaldık zaten. Diğer yerlerde birer gün kaldık. Evet. Peki bir soralım. Okan gittin mi hiç? Böyle bir seyahate katıldın mı? Zeki şöyle bir durum oldu. Biz ablamla ve arkadaşlarımla Doğu Ekspresi'ne gidecektik. Yalnız üniversitedeyken bu. Sivas'ta yarışmamız vardı. Robotik yarışma. Onlara katıldık. Aha. Ve ondan sonra vize haftamıza denk geldi. Hı hı. O yüzden biz Sivas'tan Ankara'ya trenle geri döndük. Oradan İstanbul'a geri döndük. Ablam Doğu Ekspresi'yle Kars'a tek başına gidip gelmişti. Evet. Şimdi soru neydi? Gidecektik. Biz nereye geldik? Ben onu neredeyiz? İnecek miyiz? Geldik siz mi? Böyle bir seyahat... evet. Siz böyle bir seyahat katıldınız mı diye sormadınız mı? Evet katılmadınız yani özeti değil mi? Evet. Ha, evet tamam katılmadınız. Peki. Bir de Zeki'cim araya girebilir miyim? Tabii efendim buyurun. Bir de turistik Doğu Ekspresi treni var yalnız. Evet. İki tane. Ben iki tane. Evet. O daha da o zaten şeymiş tam pullman. Hı-hı. O hepsi pullman yataklı. Oh ben işte onu istiyorum evet. Hı-hı. Evet evet. Hı-hı. Onu da gördük zaten yan yana geçtik. Bir istasyonda karşılaştık onunla. O trenle o dönüyordu biz gidiyorduk. O da şey gerçekten onunla gitmek lazım fakat o da 3 günlük falan bir geziymiş sanırım. Evet. Ve Kars'ta sadece Kars'ta kalıyormuş. Evet. Ama onu da gerçekten tekrar denemek isterim gitmek isterim. Şu an birçok kişi kendisine nispet yapılmış hissediyor. Gelen mesajlarda bunu anlıyorum. Sizin de aklınız zaten oralarda kalmış. Gördüğümüzde bu vallahi son zamanlarda dönüyor, dolaşıyor. İş bu seyahate geliyor. Evet. Kars'a geliyor. Peki. Evet. Bekleyin lütfen. Soralım Okan. Bir daha asla şunu şunu yapmam etmem dediğiniz bir şey mi var? Bu sebepten mi buradasınız? Gecenin ana konusu. Hayır Zeki. Ben kendi belirlediğim bir konuyla yayına katıldım. Evet. Buyurun. Şöyle biz ablamla beraber tüm Türkiye'yi gezmeyi planlıyoruz. Hı hı. Ve bu deneyimlerimizi de paylaşıyoruz. Evet. Bu şekilde sizden ve dinleyicilerden gezilecek ve keşfedilecek yerleri... işte ablamız anlattı bak gezilecek keşfedilecek yerleri şimdi anlattı. Şimdi anlattı. Evet not alıyorum ben. Hı hı. Ablamın söylediklerini de şimdi, not alıyorum. Yani Türkiye o kadar büyük ki... Türkiye'de gezilecek, görülecek o kadar yer var ki şimdi 7 bölge, farklı farklı iklimler bana bununla ilgili bilgi verse bitmez ki program yetmez yani. yetmez mümkün değil yani kalkıp hani Kalkan'da görülecek, Kalkan'da gezilecek yerler desem bile bunun üzerine 3 saat konuşmamız gerekir. Sadece Kalkan için bak iyice daralttım yani. Bana Türkiye'de gezilecek yer yani böyle bir şey yok. Böyle bir programı mümkün değil. Sığdıramayız yani. Yani. Programın tamamını geri kalanını sana ayırsam yine olmaz yani. Zeki o zaman biraz daha küçültelim. Buyur. Eskişehir konusunda yardımcı olabilir misiniz? Eskişehir nereden arıyorsun bizi? İstanbul'dan. Hiç Eskişehir'e gitmedin mi? Gitmedim Eskişehir'e. Eskişehir'de nereyi görsün efendim? Eskişehir'de ne yapılır? Eskişehir'de ne yenir? Bununla ilgili bilgi alalım. Hanımefendi siz biliyor musunuz Eskişehir'i? Bilmez miyim ben oralıyım Zeki'cim. Ah bak abla sürekli böyle cuk üzerine dediğimiz dinleyici tipi efendim. Evet buyurun. Ne yapsın efendim Eskişehir'de buyurunuz. Valla Eskişehir'imiz gerçekten çok güzel. Gerçi ben 90 senesine kadar yani orada doğdum, büyüdüm ve hı-hı. 90 senesine kadar orada yaşadım. Sonra eşimin işi sebebiyle Bursa'ya taşındık. 20 senedir Bursa'da yaşadık 20 sene. Efendim Eskişehir'de ne yapsın sorumuz bu. Sizin tamam. Kariyerinizi değil de Eskişehir'de ne yapsın anladım. Onu dinlemek istiyoruz. Çünkü ya. Dediniz ki olmaz ben Eskişehir'liyim dediniz. Eşinizin emekliliğinden bahsediyorsunuz efendim Bursa'da. Hiç bu duruma seni dinlerken hiç bu duruma düşmek istemezdim ama düştüm. Hayır efendim rica ederim bu biraz da benim çıkıntılığım işte yani yakaladım mı durduramıyorum kendimi. Evet.
Şimdi bakalım dinleyicilerimizden de gelsin. Twitter, Instagram Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Eskişehir'de ne yapsın efendim? Bunu soruyoruz. Evet. Artık. Peki. Müzeler çok güzel. Bu Sayın Büyükelçinin yaptığı bal mumu heykellerinden yaptığı müzeyi gezmesini çok isterim. Cam sanatları müzesi var. Onu gezmesini isterim. Sonra odun pazarı evlerimiz var ve çarşısı var. Tarihi. Onu gezmesini tavsiye ederim. Ondan sonra yerel yemekler yapan çok güzel tatlılar yapan yerlerimiz var. Özellikle çiğ börek çok meşhur. Onlardan tatmasını isterim. Sonra Sazova Parkı var. Orası çok güzel. Başka aklıma... Bayağı açıktınız siz, evet. Yani Frig Vadisi var Zeki'cim. Orayı gezmesini isterim. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Zaten çok sevimli, küçük, güzel bir şehir. Yürüyerek gezme imkanı var. Sonra Porsuk'ta sefer yapılıyor. Kayıklarla ve motorlu araçlarla. Ama şimdi tabii kış zamanı bilemeyeceğim. Yapılıyor mu? Bazen çünkü Porsuk donuyordu. O yüzden yapılamıyordu ama şu anda donuk değil sanırım. O kadar kış olmadı çünkü. Bir bakalım mı dinleyicilerimiz neler söylemişler. Evet. Demişler ki kara, not alıyor musun Eskişehir'e gideceksen? Evet, alıyorum. Evet. Kara kedi bozacısına uğrasın demişler. Öyle mi? Nedir özelliği bu bozacının ablacığım? Orası çok, yani ben doğduğumdan beri var orası. En eski, en tarihi boza yapan yer olarak biliyorum ve çok lezzetlidir. Ve çok şifalıdır. Onu evet mutlaka tatsın onu. Senin telefonunda bir şey oldu, ses bize geri dönüyor bu arada. Ne yaptıysan Okan. Okan'a söylüyorum Okan. Tamam. Oynama telefonla Okan'cığım. Zeki şu an telefon kulağımda, hiçbir şeyle oynamıyorum. Tamam. Sazova Parkı'na gitsin demişler efendim öte yandan. Evet. Papağan çiğ börekte çiğ börek yesin demişler. Onur İşkembe'ye gitsin demişler. Yazılı kaya vardır tarihi yer, oraya gitsin. Odun pazarı evlerinde gezebilir. Evet. Ali İsmail Korkmaz heykelini görebilir. Ve bakalım bu gece Doğu Ekspres gezisinin fitilini ben ateşledim zannederim demiş. Öyle mi oldu acaba bilmiyorum, takip edemedim. Doktorlar adalar tarafında yürüyüş yaparak havasını içine çeksin. Eskişehir demek köprübaşı demek zaten demişler. Evet. Mutlaka çiğ börek yesin. Bu özellikle hatırlatılıyor sana, haberin olsun. Zeki bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yani abla Hollanda'ya da gitmiş mi? Buyurun. Hayır. Hiç. Niye sen hayır, ablayı böyle senin düşündüğün her yere gitmiş ya da gidecekmiş gibi hayal ettin? Ben anlamadım. Yok. Hani bütün her şeyi abla evet orayı da biliyorum, oraya da gittim diyor ya, o yüzden merak ettim. Yani Eskişehir'le Hollanda'nın birbirine benzediğini çok duydum. Gerçekten öyle mi diye. Öyle mi? Şimdi Hollanda bir, yani kocaman bir ülke, nasıl Eskişehir'e benzeteceğiz ki? Yani yavru Hollanda gibi. Yavru, ilk defa senden duyuyorum bunu. Siz duymuş muydunuz? Ben duymadım Hollanda'yla. Yalnız nerede kardeş şehirdik biz? Pardon, eşime soruyorum ama bir Avrupa'da bir şehirle kardeş şehiriz aslında da o aklıma gelmedi şu anda. Bakalım. Çiğ börek hayal kırıklığı, kayınvalidem çok çok daha iyi yapar demiş. Eskişehir'de trafik karmaşası var. Herkes özgür, en güzeli bu demiş. Evet. Bir de lüle taşımız çok özeldir ve ünlüdür. Lüle taşından yapılan. Öyle mi? Ha biliyoruz tabii lüle taşında pipo falan yapılıyor. Evet. Peki bakalım. Mazlumlar Muhallebicisi'nde çok güzel tatlılar yiyebilir demişler efendim. Evet kesinlikle. Eskişehir doğru. Hollanda'dan daha güzel
denmiş efendim öte yandan. Eskişehir'de eğer maddi olarak da uygun olması bakımından ilk olarak çarşıda bulunan doyuran kahvaltı güzel uygun bir kahvaltı yapabilir. Acaba Amsterdam'a mı benzetiyor dinleyicimiz, tam anlayamadım. Ben de anlayamadım efendim. Zaten kendisi de anlayamadı. Ne zaman gidiyorsun Eskişehir'e? Eskişehir'e 2-3 hafta sonra. Bir tamam. Hafta sonra. 2 günlüğüne. Ablanla birlikte mi gidiyorsun? Evet. Peki. Kız arkadaşım da gelebilir. Ablan sen kız arkadaşın. Evet. Bu nasıl üçlü ya? Şöyle ablamla benim aramda 2 yaş fark var. Yani biz bütün her şeyi beraber yapabiliyorduk. Zaten kız arkadaşımla da her şeyi yapabiliyorum. Üçümüz iyi anlaşıyoruz. Hatta benden daha iyi anlaşıyor onlar. Peki. Gayet güzel. Böyle şeffaf bir ilişkinin olması şahane. İyi anlaşmaları da muazzam. Eskişehir'le ilgili bir şey daha söyleyecektim sana ama dur bakalım neydi? Venedik'e benzetilir demişler. Bak Venedik mi acaba? Venedik mi demek istedin? Amsterdam olabilir Zeki. Evet. Hollanda çok büyük bir genelleme oldu. Doğru. Amsterdam olabilir. Evet. Amsterdam'a benzetiyorlar zaman zaman mesajı da gelmiş efendim bu arada. Evet. Peki bakalım. Venedik'e benzetilir. Yavru Hollanda değil, Türkiye'nin Venedik'i deriz biz ona demişler. Peki. Bakalım. Bir şey diyecektim ama sonra. Eskişehir. Peki. Orada mısınız? Ha ben sana şunu söyleyecektim. Eskişehir'e gideceğin zaman 2-3 gün sonra gideceğim diyorsun ya, sana ara tara bul, Google'dan bul, şubenin telefonunu bul. Adın soyadın ne? Okan Ertürk. Okan Ertürk. 3 evet. Kişi mi gideceksiniz? Evet. Buradan Eskişehir Boston Donut'a selam söylüyorum. Şahane donut ısmarlıyorum sana Eskişehir'de. Eskişehir'in Boston Donut'ı meşhur. Bir de telefonda sorulması daha net duysak seni çok güzel olacak ama... Ses böyle paramparça geliyor. Eskişehir'e gittiğinde Boston Donut'ı bul. İsmini soy ismini not alıyorlar. 3 tane donut seçiyorsun. 3 tane de kahve içiyorsunuz, tamam mı? Çok teşekkür benden ederim. Benden. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Ablacığım siz de hoş geldiniz evinize. Çok teşekkür ederim. Hadi artık yukarı biraz dinlenme zamanı. Tamam evet, gerçekten çok yorulduk. Çok gezdik ama çok da yorulduk. Çok öpüyorum seni. Teşekkürler. Eniştemize selamlar. İyi geceler efendim. Aleyküm selam. Hoşçakalın. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Bu gecenin ana konusu bir daha asla dedirten durumlar. Şunu bir daha asla yapmam etmem dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 0216 987 52 32 efendim. Minnak bir ara, sonrasında buradayız. Çutuz. Boston Donut'un sunduğu Zeki Kayan Coşkun'la Matraks devam edecek. Bir daha asla dedirten durumlardan bahsediyoruz. Bu gecenin ana konusu budur dedik. Bakalım kimlerle tanışıyoruz. İyi geceler, buyurun, hoş geldiniz. İyi geceler Zeki. Merhaba efendim, buyurun tanıyalım. Ezgi Yavuz ben, Kapadokya'dan arıyorum. Oo, ne güzel yerden arıyorsunuz. Ne yapar ne edersiniz Kapadokya'da? Restoranımız var burada, eşimle birlikte işletiyoruz. Ne zamandan beri? 5 yıldır. 5 yıldır, harika. Peki Kapadokya sonradan mı yerleştiniz? Evet, ben Mersin'de yaşıyordum. Kapadokya'ya geldim evlenince. Niçin Kapadokya? Eşim burada çünkü, o yüzden. Aa, anladım, tamam peki. Ben de birlikte karar verdiniz Mersin'deyken zannettim. Peki bir dinleyicimiz daha, bizim onu da alalım. Merhaba, hoş geldiniz. İyi geceler. Alo, merhaba, iyi geceler. Merhaba, buyurun, sizi de tanıyalım. Ben Emre, İstanbul'dan 29 yıllık. Emre Bey, siz ne yapar ne edersiniz? Ben kripto para madencisiyim. Kripto para madencisi? Evet, üretim yapıyorum. Ha, Ezgi Hanım, biliyor musunuz kripto para madencisi ne yapar, nasıl üretir? Yok, ilk defa duydum, canlanmadı da gözümde. Hiçbir şey mi ya, böyle kazma kürek falan bile gelmedi mi gözünüzde? O tarz düşündüm ya. Tamam, gözünüz önüne geleni söyleyin bize lütfen, evet. Evet, meğerde böyle kazıp şey çıkarıyorlar, kripto para falan. Nereden, topraktan mı? Yani burada her şey kazmaya dayalı olmuş. Peki nasıl madencilik yapıyorsunuz Emre Bey?
Şöyle ekran kartlarım var bana ait. Bunlarla sistem kuruyorum. Bu sisteme de bir havuz üzerinden diğer madencilerle beraber blockchain'e girip bir blok bitirmeye çalışıyorum. Her bitirdiğim blokta da karşılığında ücretim alıyorum. Bir dakika, rüzgarlı bir ortamda olan var mı aranızda acaba? Ben değilim. Peki siz acaba Emre Bey? Yok, ben de odamdayım, değilim. Peki. O zaman çok üflüyorsunuz. Emre Bey, kulaklık takılı olabilir mi? Yok, takılı değil ama bir saniye biraz uzaklaşayım telefonun mikrofonundan. Tamam, peki. Blockchain'e giriyorum dediniz ya, biz onları bilmiyoruz. Yani blockchain'e girmek ne demek? Blockchain'e girip orada arama mı yapıyorsunuz? Blockchain nedir? Yani şöyle, ben sistemi kuruyorum. Sistem hazır, işlemeye hazır bir şekilde bekliyor. Bu şey değil mi? Sistemi kuruyorum dediğiniz bilgisayar değil mi? Yine bir bilgisayar. Evet. Çok güçlü bilgisayarlar diyelim. Evet, evet, şöyle yapalım, siz hoparlörü açın. Evet. Her şey online sanırım değil mi bunlar? Evet, her şey dijital üzerinde gerçekleşiyor. Evet, evet. Bütün bu kas, evet, işlemleri orada yapıyor. Evet, her şey dijital. Şu an daha mı iyi duyuyorsunuz beni? Daha iyi duyuyorum. Şimdi sizin şöyle bizim bildiğimiz masaüstü bilgisayar kasalarından var herhalde değil mi sizde? Öyle değil yani, ısınmasın diye ben açık havada diziyorum. Yani böyle bir menteşe gibi bir şey, böyle bir nasıl diyeyim, alüminyum bir hapkın üzerine diziyorum. Çok ısınmasınlar diye. Kasa da ısınıyor çünkü ekran kartları. Hı hı. Bu ekran kartlarıyla diğer madencilerle birleşip bir blok şifresini çözmeye girişiyoruz. Peki bu blok şifresini çözdüğünüz zaman yani bir başkasının kripto parasını mı almış oluyorsunuz? Yok. Genel olarak baştan üretim yapıyoruz. Ha. O daha önce oluşmamış, daha önce olmamış bir bloğu baştan yaratıyoruz. Yani bir herhangi bir coin'i baştan üretmiş oluyoruz sıfırdan. Ha. Peki bu şey mi? Daha çok, evet. Ürettiğiniz coin daha ziyade şey mi oluyor? Ana coin'in adı neydi? Bitcoin. Ha, Bitcoin mi oluyor daha ziyade ürettiğiniz? Yok, ben Ethereum'dayım. Ethereum yani diyorsunuz. Şu an son bir haftada. Ne kadar ürettiniz peki bugüne kadar? Madencilikten ne kadar çıkardınız? Yani şu an bir bakayım günlük. Şu an günlük bir saniye rica edeceğim. Günde bir tane çıkarıyor musunuz? Yok, günlük şu an $279'luk kazım yapabiliyorum. $279'luk kazım yapmak için ne kadar bir günlük maliyetiniz oluyor? Peki maliyete böyle. Yaklaşık günlükte $40 civarı. Şu anki en son zamlarla beraber $35-40 arası elektrik harcıyorum. Günlük $35-40 elektrik, $40 deseniz yani siz ayda $1200 elektrik faturası ödüyorsunuz. Yani 1000-1200 arası, evet. Oo. Zamlarla beraber öyle olacak. Evet, peki $1000-1200 diyorsunuz. Günde de $279 çıkarıyorsunuz. $230 kalıyor geriye. $230 da 30'la çarptığımız zaman $6900-$7000 falan gibi gelir elde ediyorsunuz. Evet, şu an piyasa biraz düştüğü için normalde $10,000 yaklaşmıştım ben ama. Bu düşmüş mü oluyor şimdi? Yani o zaman siz... Bunun bir okulu var mı acaba? Evet, herkes şu anda nasıl madencilik yapabilirim diye. Evet, şimdi 6900, siz yaklaşık olarak ayda 2 adet Ethereum elde ediyorsunuz yani. Şu anki koşullarda. Evet, evet, tahmini öyle. Biraz daha da geçebiliyor. Peki bunun için bir emek harcıyor musunuz yoksa bu durumu sistem kendisi mi sağlıyor? Yani tabi bu sistem maliyetli bir sistem. Toplam tahminimce benim $130-140,000 yatırımım var. Ne kadar yatırımınız var? $130-140,000. $130-140,000 yatırım var. Ha, bir işletme maliyetiniz var. Peki bu maliyeti çıkarabildiniz mi? Çıkarmışsınızdır. Kaç yıldır yapıyorsunuz bilmiyorum. Yaklaşık 10 aydır yapıyorum. Çıkardım sayılır. Hı hı. Yani ben tabii bu ekran kartını daha dolar yükselmeden almıştım. O yüzden ben bu kadar para vermedim. Hı hı. Ama şu an $130-140,000 tutar. Hı hı. Ücretine çıkardım ben çoktan. Hı hı. Ama tabii bunlar arızalanıyor. Gerekirse bozuluyor. Hı hı. Fanları değişmesi gerekiyor. Temizlik gerekiyor. Yani bu çok gürültülü bir ortam. Gürültülü bir evde mi yapıyorsunuz bunu? İlk başta evde yapıyordum, sonra dayanamadım artık bunların sesiyle yaşamaya. Aha. Bir depo tuttum, depoda yapıyordum. Ha, tabii bir de sizin beraberinde bakım maliyeti, depo maliyeti vesaire gibi maliyetleriniz, evet, de var değil mi? Evet. Ama yani şu an bütün maliyetleri çıktığınız zaman yani minimum $200 günlük bırakıyor. Günlük minimum. $200 bırakıyor, evet. İyiymiş. Ya ben hiç anlamadım da bu işlerde. Hatta yani hesabı açıp sonrasında
öyle kaldım yani. Ne oluyor? Nasıl alıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Biri diyor ki işte cüzdanımda, hesabımda işte şu kadar coin vardı, onu geldi biri aldı götürdü, bilmem ne oldu, sabah kalktım yok falan. Öbürü diyor işte soğuk cüzdan alman gerekiyor. Soğuk cüzdan ne diyorum? Soğuk cüzdan diyor işte bir flash bellek gibi bir şey alıyorsun, onun için atıyorsun, o şifreliyor falan diyor. Yani yani işin içine girsem çok zaman kaybedecekmişim gibi geliyor. Para için de bu kadar çok zaman harcamak istemiyorum aslında. Bütün gün para düşünüyorsunuz siz değil mi? Yani evet, ben bütün gün piyasaları kontrol ediyorum. Ona göre hangi coin'i kassam, hangi havuza bağlansam. İşte ucuz ekran kartı kovalıyorum. Hı-hı. Yurt dışından, yurt içinden. Böyle de biraz da karışık bir iş ilk başlarda özellikle. Karışık. Ama şu an gayet kolay benim için. Gayet kolaylar sizin için, peki. Zeki madenci arkadaş ses değiştirme programıyla mı konuşur? Böyle bir şeye ihtiyacınız var mı? Öyle mi olması gerekiyor? Yok. Ha, öyle mi yaparlar peki? Gizli mi olmanız gerekiyor? Yok, sanmıyorum yani, bu illegal bir şey değil. Yok, illegal değil de mesela ki soruyorsun kaç bitcoin'in var, söylemiyor mesela, bu saklı için. Aman bu öğrenirse şöyle olur böyle olur. Bir de şu furya var ya efendim, zamanında şu kadar da almadım, zamanında bu kadar da almadım. Evet. Zamanında alan birine denk geldiniz mi siz hiç? Ben geldim, evet. Öyle mi? Ha, zamanında ne kadarken almış? Bir arkadaşım Cake diye bir coin var. 18 centken aldı. Hı-hı. Yaklaşık 10 bin dolarlık aşağı yukarı. 18 dolarda sattı. 18 dolarda sattı. Evet, peki. Peki. Peki hanımefendi, ilginizi çekiyor mu böyle işler? Ben hiç anlamıyorum. Evet. Dolar euro hesabını bile TL'ye çevirirken kafam karışıyor. Peki. Size soralım o zaman. Bir daha asla dediğiniz nedir acaba Emre Bey? Bir daha asla bilmediğim, güvenmediğim birinden bir yerden ekran kartı almam. Hı-hı. Yaklaşık 3 ay önce, 3 değil 2 ay önce aşağı yukarı 3 tane ekran kartı aldım. Hı-hı. 60 bin liraya, 59 bin liraya. Sıfır kutulu diye aldım. Her şey bandrol üstünde. Kokladım, her şey tamam. Kokladınız mı? Kokluyorum ya, yani kokusu var mı? Öyle mi? Öyle mi anlaşılıyor? Ha, evet. Ben peki yanık yanmışsa ve havalandırmışsa? O zaman evet. Tam anlayamıyorum. Evet. Vay be, ilginç bir bakış açınız varmış. Sonra? Her şey normal. Kullandım. Yaklaşık bir ay sonra bazı arızalar vermeye başladı. Hı-hı. Hani hash rate, yani gücü biraz düşmeye başladı. Hı-hı. Dedim herhalde sıcaktandır. Fanlarını temizledim. Hı-hı. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce de iki tanesi komple kapandı. Öbürü de yarım güçle çalışıyor. Hı-hı. Meğerse benim aldığım adam ikinci ekran kartı satın alıyor piyasadan. Hı-hı. İnanılmaz detaylı temizliyorlar. Bandrol buluyorlar, kutu buluyorlar. Kutulayıp sıfır diye satıyorlarmış. Peki ya bu ekran kartının size maliyeti ne kadardı? 3 tanesine 60 bin lira verdim. 60 milyar. 60 bin lira. Peki ben normalde gideceğim, diyelim ki bilgisayara bir ekran kartı alacağım. Bu kadar pahalı mı, yoksa Bitcoin için özel ekran kartları mı var? Yok, şu an çok pahalı. Herkes madencilik yapıyor dünyada. Yani normal ben bilgisayarıma ekran kartı alsam çok para veriyorum, öyle mi? Evet, belki de bilgisayar fiyatlarının bu kadar artmasının sebebi sizsiniz. Sizlersiniz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki bazı sorular var. Hanımefendi müsaade eder misiniz? Anlamaya çalışalım. Tabii buyurun. Bakalım peki. Aylık 7 bin dolar kazanan Emre Bey'e, Emre Bey acilen telefonunu değiştirsin demişler. Niye değiştirsin canım? Peki. Bakalım. Zeki arkadaşın çek dediği coin hiçbir zaman 18 dolar olmadı diyen var bu arada. Çek değil. Cake. Cake yazılıyor. Cake yazılıyormuş efendim. Cage yazılıyormuş peki. Şu soru çok doğru bir soru. Ben de bunu anlamıyorum. Bu piyasa neye göre değişim gösteriyor? Ya hiç bilmeyen birisi anlatır gibi anlatabilir mi acaba? Evet, doğru. Ya şimdi bir hisse senedi alıyorsunuz. Şirket yatırım yapıyor, işte büyütüyor, çalışmalar yapıyor. Hisse senediniz değerleniyor. Ya da yurt dışına yatırımlar yapıyor, ya da işte arazi alıyor, biliyorsunuz. Bunun haberleri çıkıyor vesaire, biliyorsunuz. Şimdi arkadaş, yani bu mesela şeyden bahsedelim. Bitcoin'den bahsedelim. 60 bin dolarlardan 40 bin dolarlara düştü. Destek direnç seviyeli. Ben de Selcoin'i takip ediyorum da oradan bakıyor, anlatıyor, oradan evet, biliyorum. İşte şurada olursa böyle olur, burada olursa öyle olur, aşağısı şöyle, başka yukarısı böyle falan gibi anlatıyor.
Şimdi neye göre düşüyor, neye göre yükseliyor? Bir de diyelim benim elimde böyle bir coin var. Ben bunu istediğim zaman satabiliyor, alıcı bulabiliyor muyum mesela piyasada? Yoksa... Öncelikle... Buyurun. Öncelikle istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. 7-24 hiçbir kısıtlama yok. Bunun alıcısı her zaman hazır. Alıcı her zaman var. Evet, peki. Her zaman var. Bitmiyor alıcı. Hı-hı. Neden yükseliyor, neden düşüyor? İlk başta ben de hani haberlerden, gelecek programlardan diye düşünüyordum. Sonradan fark ettim ki çok bir mantığı yok ya. Bazen saçma sapan düşüyor, bazen gereksiz yükseliyor. Hı-hı. Yani ben de anlayamadım. O yüzden ben çok al sat yapmıyorum. Hatta neredeyse hiç yapmıyorum. Hı-hı. Sadece elimdeki kazdığım coinleri satıp onu hemen işte dolara veya Türk lirasına çeviriyorum. Ben de çok tutmuyorsunuz elinizde yani. Elinizde çok fazla. Evet, ben tutmuyorum. Peki neye göre düşüyor? Biliyor musunuz? Yani neye göre bu grafikler oluşuyor? Teknik analiz temel neye göre yapılıyor yani? Çok fazla teknik analiz bilgim yok ama bu en son düşüş Kazakistan olaylarından dolayı düştüğünü söylüyorlar. Evet. Kazakistan şu an dünyadaki en büyük madenci ülkelerinden biri. Öyle mi? Kripto para konusunda. Evet. Hmm. Çin'deki yataklardan sonra birçok madenci Kazakistan'a gitti. Çok ucuz elektrik. Hmm. Çin'e yakın olduğu için transport masrafı da yok. Transfer masrafı da yüksek değil. Anladım, anladım. Peki. peki. Bakalım efendim sorulara. Arkadaş hangi kripto paranın madenciliğini yapıyormuş? Değişiyor galiba bu, değil mi? Öyle sabit bir maden. Yani, şu anda sadece Ethereum yapıyorum ama Ravencoin'de yaptığım oldu. O ne demek? Raven'da Ethereum'un Bitcoin altyapısında çalışan bir coin. Hmm. Onu da bir süre kazdım ama şu an sadece Ethereum'a döndüm. Evet. Şimdi şeyden bahsediliyor. Metaverse mi? Evet, evet. Metaverse ortamı. Oradan işte arsalar alıyormuşsunuz, dükkanlar alıyormuşsunuz. Sanal bunların hepsi tabii işte orada... evet, onlar da var. NFT'niz oluyormuş, bilmem neyiniz oluyor. Böyle beynimizin karıncalandığı yerler tabii bunlar. Kendimi böyle durumlarda şey gibi hissediyorum. Telsiz telefonun nasıl çalıştığını çözemeyen annem gibi hissediyorum. Ona ben bak şöyle yapıyorsun, böyle kuruyor. Yani size de öyle geliyor mu hanımefendi? Aynen o durumdayım şu an. Evet. Siz de 28 yaşındasınız bu arada. Evet. Evet. Demek ki bunun yaşla da çok ilgisi yok. Bu ilgi alanıyla tamamen, ilgili bir durum. Evet, ilgi alanı tamamen. Evet. Yoksa Bitcoin duymuştum bir 15 yıl öncesine dayanıyor aslında. Öyle mi? Evet ya. O zaman siz şey diyebilirsiniz ya bir 15 yıl önce alsaydım falan. 15 yıl önce nereden alacaktınız? Nereden alacağımızı da bilmiyorduk. Biz lisede dershane işte üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaş vardı. Bitcoin'den bahsediyordu. İleride çok zengin olacağım şöyle böyle. Oldu mu? Muhtemelen olmuştur diye düşünüyorum şu sizinle an. Sizinle görüşmediğine göre değil mi efendim? Ya. Etrafınızdakilerle görüşüyor mu? Görüşen var mı civarınızda kendisiyle? Adını bile hatırlamıyorum. O kadar ciddiye almamış. Adını bile çocuğu değiştirmiş olabilir belki. Şu an kripto para duyunca aklıma hep o gelir yani. Evet efendim, peki. Kim bilir nerededir, ne yapıyordur efendim, peki. Bakalım, bakalım, bakalım. Bir de diyor ki dinleyicimiz, Elon Musk tweet attıkça yükseliyor veya düşüyor demişler öte yandan. Evet, doğru. Onun galiba Dogecoin diye bir coin'i var onunla ilgili. Evet, çok manipüle ediyor piyasayı. Değil mi? Bayağı yani. Evet. Bayağı. Evet. Online saadet zinciri gibi bir şey diyebilir miyiz demişler buna. Diyemeyiz aslında. Diyemeyiz. Çünkü bunun bir karşılığı var. Karşısında bekleyen alıcı da var, satıcı da var. Ve bu insanlar birbirlerine 7-24 transfer edebiliyor global olarak. Yani ben şu an Japonya'daki çok insanla çalışıyorum. Hı-hı. Onları anında para gönderebiliyorum Japonya'dakilere. Japonya'dakilere anında para gönderiyorsunuz. Ekran kartına olan oluyorum genelde. Bir dolar komisyonla hemen bir dakika içinde transfer yapabiliyorum. Anladım. Peki bir gün çöker mi bu piyasa? Ya 2018 gibi ben dedim çöker ama çökmediyse artık bundan sonra çökmez. Çünkü herkes biliyor. Çökmediyse artık çökmez. Ama sizde de bu tedirginlik var galiba. Madencilik yapıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, hemen dövize çeviriyorsunuz. yani ne olur ne olmaz. Ben biraz
Yani eşeğe sağlam kazığa bağlayayım diyorum. Yükselir, peki, düşer. Peki o zaman şunu sormadan edemeyeceğim. Mesela bizim ülkemizin cari açığı var ve dövize ihtiyacımız var. Bunu evet. Ülkede bir ekonomi politikası haline getirsek, siz bireysel olarak kazı yapıyorsunuz. Günlük 40 dolara yakın elektrik masrafınız var. 270 dolarlık coin çıkarıyorsunuz. İşte 200 işte sizin tuttuğunuz depo, o bu vesaire, bakım masrafları 200 dolara düşüyor günlük. Peki bu bir devlet politikası olsa, biz buradan döviz elde etsek, daha büyük çalışmalar yapsak, daha büyük böyle kasalarımız olsa, sizin ekran kartları olsa, daha büyük alanlar tutsak, ülkemize döviz kazancı elde edemez miyiz? Kamu yararını yani, düşünmek istedim. Buyurun. Mantıken evet. Bunu yapmaya çalışan ülkeler de var, Ukrayna gibi. Öyle mi? Ama bu da şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Çok fazla elektrik tüketimi bu sefer oluyor. Diyorsunuz evlere mevlere elektrik kalmayacak diyorsunuz. Evet, onların fiyatı yükseliyor. Biz de elektriği, doğalgazı ürettiğimiz için yurt dışına alıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Elektrik fiyatları sizin yüzünden artıyor olabilir mi? Ya Türkiye'de pek popüler değil herhalde. Hmm. İnşallah bizim yüzümüzden değildir yani. Ben çok abi ne zam geldi yani, evet. Bildiğin ben yani her ay bir asgari ücret daha fazla vereceğim elektriğe. Ne kadar? Her ay yaklaşık 4-5 bin lira daha fazla vereceğim tahminim. Vay arkadaş. Elektrik için. Vay be. Peki yarın devlet dese ki mining yasak, mining herhalde madencilik oluyor. Evet. Çok eğlenmez miyiz demişler. Bunu nasıl yasaklayabilirler peki? Yani birkaç yöntem var ama çok pratik değil. Türkiye'deki borsalarla biz çalışıyoruz. Yani parayı kendi banka hesabımızın Türk borsalarına alıyoruz. Türk borsalarına gelen coinleri, yani Ethereum veya herhangi bir coin'i yurt dışından gelmesini yasaklarsa veya girişini ve çıkışını yasaklarsa o zaman engel koyar. Ama öyle bir durumda da hepimiz kaçarız yani, ben direkt başka ülkeye geçerim. Nasıl gideceksin yani, nasıl kaçacaksın? Allah, bütün hepsini paketlerim. Bir kargoya veririm. Ben de atlarım uçağı herhalde. Kaçarım derken yani bu işlemi yapması artık uygun değil diyorlar. Sizin çıkışınız legal tabii. Ben gidiyorum artık, ayrılıyorum anlamında kaçıştan bahsediyorsunuz. Evet evet, tabii. Başka bir ülkede yapacağım bu işi. Peki bütün devletler yasaklarsa da yapacak bir şey kalmıyor herhalde. Hatta ben zaten düşünüyorum şu an Ukrayna'ya gitmeyi, oraya taşımayı. Orada elektrik daha ucuz. Ve orada destek de veriyorlar devlet. Vergi de almıyor. Öyle bir şey olursa. Burada vergi var mı? Burada da vergi yok ama getirmeye düşünüyorlar şu an. Yani yüksek bir vergi gelirse yani çıkabilirim. Evet. Peki. Ben de arkadaşa bir şey sormak istiyorum demişler. Buyurunuz efendim, sizin sorunuzu da alalım. WhatsApp'tan göndermiş dinleyicimiz. Kardeşimin bana telefonuna indirip kazı, yarın öbür gün değer kazanacak dedikleri P-Network diye bir sistem var. Acaba ben aylardır boşuna mı kazıyorum, yoksa bir gerçekliği var mı? Telefonda kazıyabilir mi? Telefonda yapılan madencilik de var. Hatta Çin'de bunun fabrikaları var. Binlerce eski telefonu toplayıp maden yapıyorlar. Ama yani çok kârlı olacağını düşünmüyorum bunun. Yani telefonun şarjı çabuk biter bir kere değil mi? Yani bu telefonda olacak iş değil. Tabii telefonun bataryası ölüyor. Çok çabuk. Genelde onların bataryasını çıkartıp direkt elektrikten güç verip madencilik yapıyorlar. Ama tek yani bireysel olarak telefondan yapacağınız madenden çok bir şey kazanamazsınız. Yani. Kazanamazsınız diyorsunuz. Evet, peki. Zeki, sorabilir misin? Motorini de mi bu arkadaşlar yükseltiyor? Muhatabımızı bilelim demişler. İran hükümeti elektrik kullanımını fazla yükselttikleri için bu madenci arkadaşlara bir kısıtlama getirdi demişler efendim bu arada. Evet, bakalım. 22 Mayıs 2010'da Florida'da yaşayan Laszlo Hanyets o dönem 41 dolara denk gelen elindeki 10 bin bitcoinle iki büyük boy pizza siparişi vermişse ki. Buna empati yapmaya yürek dayanmaz demiş. Adam bitcoinle pizza söylemiş. Evet evet. O gün hatta çok meşhur. Bütün dünyada kutlanıyor bitcoin pizza günü diye. Öyle mi? Evet. Kutlamalar yapılıyor. Peki. Muhtemelen benim lisedeki arkadaş da öyle bir şey yapmıştır. Ne yaptı? Pizza harcamış mıdır diyorsunuz? Kesin. Öyle yapmasını istiyorsunuz ama, değil mi? İnşallah saklamamıştır. İki pizza söyleyip harcamıştır diyorsunuz. İçten hiç öyle istiyorum.
Evet. Kuzenim tırda aküye bir parça bağlayıp bir de Almanya'dan aldığı bir cihazla Ethereum madenciliği yapıyor. Hem tırcılık kazanıyor hem elektrik bedavaya geliyor demiş. Hiç bu aklınıza gelmiş miydi? Vallahi bu anca bizim aklımıza yeter zaten böyle bir şey. Ama bir arkadaşım var, Amerika'da yaşıyor. Hı hı. AVM'de çalışıyor. Hı hı. Bir saatte dükkanı var. AVM'nin koridoründeki olan elektrikten dükkana üçlü prizlerle uzatarak kablo çekiyor. AVM 24 saat orada ücretsiz elektrikten maden yapıyor. Evet. Yaklaşık 6 aydır yakalanmadı daha. Evet. Yakalanmadı derken? Efendim, alo? Yakalanmadı derken? Yani yaptığı illegal aslında. AVM'nin elektriğini kullanıyor, ortak elektriğini. Hı-hı. Mining için. Hı-hı. Ama bayağıdır yapıyor çocuk arkadaşım. Evet. Bence doğru değil ama yapıyor. Evet, tabii canım, haksızlık bu yani. Peki bir tanecim sakalını kaşır mısın demiş hanımefendi. Hanımefendi biz burada madencilikten bahsediyoruz. Ben sakalımı kaşıyarak nasıl bir madencilik örneği sunabilirim size? Yani hakikaten dediğiniz anda da kaşındı bu arada ama bunun madencilikte elbette bir ilgisi yok. Peki kolay gelsin mi diyelim size, ne diyelim yani, yıllardır aynı mevzu dönüyor Zeki. Bu Pi coin işi yalan demişler efendim. Pi coin, peki. Bir şehir efsanesi diyorsunuz yani. Peki arkadaş ekran kartlarını nereye bağlıyor? Nasıl bir sisteme bağlıyor da kazı yapabiliyor demişler. Buyurun. Genelde marka vermiş gibi olmuyor ama. Vermeyin, evet. Sistem alın. Markanın ana kartını alıyorum. Hı hı. 6 tane riser, yani uzatıcı kabloyla 6 tane ekran kartını bu ana kartın üzerine bir alüminyum bir desteğe monte ediyorum. Hı hı. Bir tane de güç kaynağı veya bir tane server güç kaynağıyla hepsini güç veriyorum. Hı hı. Arayüz programlar var. Çok kullanımı kolay. Hı hı. Son zamanlarda çıkan. Yani o kadar basit ki telefonunuzda şu an bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Hiç bilgisayara bile gerek yok. Evet. Çok zor değil, eskisi gibi zor değil yani. Hatta tahmininden çok daha kolay. Peki bu şey Çiftlik Bank'taki neydi adamın adı, hatırlıyor musun hanımefendi? Bu işte siz o Saadet Zincirinin başındaki. Tosun mu? Tosuncuk, evet, Tosuncuk, bravo. Bu Tosuncuk da milletin parasını toplayıp aslında madencilik mi yapıyordu? Yani öyle söylemler var. Yani herhalde yapıyordu. Hmm. Keşke devam etseydi. Vallahi herkes zengin olurdu ya. Yani ben insanlara kalkıp diyorsunuz, arkadaşlar ben madencilik yapıyorum, bana bunun için para verin dese kimseden bir şey alamazdı ama yumurta üretiyorum, işte süt üretiyorum deyip böyle görünüp ama öte yandan da insanların parasını verseydi diyorsunuz. Öyle mi? Herkes, evet, katılanlar yani zengin olurdu. Benim babam ben yumurta alırlar, sütten alırlar. Adam dolandırıcıydı yahu. Ya ama yani bunu o zaman legal olarak yapsın birisi. Kalksın insanlara yumurta satıyormuş gibi davranmasın da bununla ilgili devlet destek versin. İnsanlar gidip yatırım yapsın. Bunun bir güvencesi olsun. Böyle bir şey olsun. Kimse bir şey anlamıyor, bilmiyor ve her gün bununla ilgili tatsız haberler duyuyoruz. Buyurun hanımefendi. Beyefendi, nasıl, mesleği nedir? Bu bilgiye, bu yeteneğe nasıl karar buyurun, çok verdi? Çok güzel soru. Eğitimi nedir? Ben iktisat mezunuyum. Bursa Uludağ Üniversitesi. Hı hı. Yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptım. Yine ekonomi üzerine. Hı hı. Sonra askerden sonra baktım ya, ben bir yerde işe girersem yani çok bir şey kazanamam diye. Hı hı. Böyle bir şey atıldım kendi başıma. Ya yani siz, hiç çalışmadım bir yerde. Sizin hiç sigortanız... Bu da bir yetenek ama hani bu bilgiler, o kabloyu oraya bağla bir şey yapayım. Hanımefendi şimdi sorguyu. Ulan biz restoran açtık burada. Müşteri bekliyoruz. Ben de ekonomi mezunuyum ama... Ya ben de ekonomi mezunuyum ama yani adam kablo çekmesini biliyor, ne yapacağız? Evet. Peki bir kırılma anı yaşamış ama beyefendi, yani ben bir yerde işe başlasam bu paralara ulaşamayacağım demiş ve çalışmış, çabalamış, kendi yani bu sistem içerisinde çalışmış, çabalamış. Muhtemelen güzel ama ben tebrik ediyorum. Muhtemelen hayal kırıklıkları olmuştur, ya bu iş olmayacak demiştir, çok parası gitmiştir, zarar etmiştir falan, böyle hikayeleri de vardır herhalde. Hiç bilmediğimiz bir mesleği duydum bugün. Evet, yani pat diye olmamıştır değil mi? Pat diye bugüne gelmediniz yani. Valla çok da hayal kırıklığım yok. Ben çünkü biraz hayal kırıklığın olsun da içimiz rahatlasın ya. Her şey bu kadar yolunda gitmez ki yani. Valla ben de öyle diyorum ya. Her şey çok yolunda gitti. Başlam dükkanı. Bir yerde bir şey olacak ama inşallah yakın zamanda olmaz. Kesin göze geleceğiz hem programdan sonra.
Ay, kesin göze geleceğiz diyorsunuz. Evet, çok, çünkü üzerinize şu an gözler yoğunlaştı. Evet. Yani bir çaresizlik, bir kırılma anı olması lazım gerçekten. Beyefendi düşünsel bir kırılma anı yaşamış, yani olmayacak demiş. Var deyin ya, var deyin. Nasıl var diyelim? Ya beyefendi diyorum, var deyin. Niye var diyeyim? Yok, size de beyefendi diyorum, bir kırılma anı var desin de rahatlayalım hani. Ha. Var var tabii, kırılma anı var. Evet. Ben onlardan bahsettim. Peki. Yani ben bir yere iş başvurusunda bulundum, kabul edildim. 3000 lira maaş verdiler. Yüksek lisans mezun olmama rağmen dedim ya 3000 lira ben ne yapacağım? Evet. Sonra bir arkadaşım madencilik yapıyordu, yeni başlamıştı. Bir şey söyleyeceğim, az önce dediniz ya telefonla bu iş olmaz diye. Dinleyicimiz işte şöyle bir sistem var, onu yükledim, aylardır boşuna mı kazıyorum diye. Ersel abi kendisi sokak köftecisi bu arada, müthiş köfteler yapar Bursa'da. Diyor ki az önce uygulamadaki işte o şeyi sildim, kazı yapan bıdı bıdıyı. Tezgaha bir kilo daha pilav attım. Son zengin olma hayallerim de az önce bitmiş oldu. Büyük ihtimal yarın pilav fiyatlarına zam yapacağım demiş. Aa, Yersel abicim ya, canımsın ya. Evet, peki. Abla da var ya, parayı duyunca demiş dinleyicimiz değil mi? Arkadaş bize de göster diyenler var. Ama şimdi bize de göster de adam gitmiş 60 bin liraya 3 tane ikinci el ekran kartı almış. Verebilecek misin yani bunu sen şimdi pat diye? O değil de hiç ipucu alamadık yani. Ben aldım ya, ben aldım. İpucu nasıl ipucu istiyorsunuz? Daha böyle net şeyler alamadım. Hep yuvarladı böyle. Sorun net alma, nesi yuvarlak oldu beyefendi, bence açıkça konuşuyor ama bazen şöyledir, beynimiz o bilgiyi kusar çünkü bize göre değildir, ilgi alanımızın çok dışındadır ya, bu bende de oluyor bazen, ne kadar net anlatırsa anlatsın ilgilenemiyoruz, giremiyoruz o bilgi kümesinin içerisine ve kusuyoruz, aslında kendince çok net anlatıyordur belki de. Olabilir, ben sadece fiyatlarda geliyor kafam. Nasıl fiyatlarda geliyor kafam derken? Hayır, para miktarını söyleyince kafam geliyor. Ha, tamam. Yani şu kadar maliyetim var, bu kadar. Burayı anlıyorum ama onun dışında anlamıyorum diyorsunuz. Ay. Peki efendim, bakalım sorulara. Çok ilginç geldi dinleyicilerimize. Arkadaş kripto işine girerken belli bir parası var mıydı? Yoksa zamanla kazanarak mı elde etti? Yani küçük küçük yatırımlar kazançlar. Kazandığınızı tekrar yatırım, sonra tekrar. Öyle mi oldu acaba? Ben 18 bin lirayla başladım. Hı-hı. Bir sene önce aşağı yukarı. 18 bin lirayla. Baktım. Bir hafta sonra baktım. Çok güzel gidiyor her şey. Planladığım gibi. Bir arabamız vardı. Hı-hı. Yani 150 bin liraya onu sattım. Hatta 200 bin liraya yakın. 175'e sattım. Hı-hı. Üzerine de 25-30 bulup toplam 250-300 bin liralık bir sistem kurdum kendime. Hı hı. Ondan sonra... Ama risk aldınız tabii siz yani bu arada. Fakat tabii, o 18 bin liralık yatırımla oransal bir dağılım yaptınız. Yani şu kadar harcayarak bu kadar elde ettiğime göre bu kadar harcayarak bu kadar elde ederim diye düşündünüz. Evet, çünkü o zamanlar daha coinler patlamamıştı. Hı hı. En yüksek dönemine çıkmamıştı. Hı hı. Benim hesaplarıma göre de ben 10 aya parasını çıkartıyordum. Yani 18 bin lirayı 10 ayda çok rahat çıkartıyordum. Hı hı. Dedim o zaman 300 bin basayım, yani 300 binlik sistem yapayım. Hı. Bir an önce çıkartayım parasını. Sistemi kurdum. Baktım coinler uçuyor. Ben parayı 5-6 ay sonra çıkarttım. Hı. Tabii o arada gelen bütün parayı da sistemi genişletmeye işinize para yatırım aldım. Yaptınız, evet. Her kuruşu hala. Yani bir hala senedir mi bu işte uğraşıyorsunuz? Bir senedir yatırım yapıyorum. Yani ve hala kazandıklarınızı bu şekilde ekran kartlarına falan yatırıyorsunuz. Evet, hala yani daha kendi adam akıllı para harcamadım. Anladım. Bakalım şurada bir mesaj var. Arkadaş kazıyorum dedi ya, sistemde yazılım tarzı işlerle kartlara yüklemeler, yazılımlar mı yapıyor tam anlayamadım demiş İsmail Bey. Siz anladınız mı soruyu? Şöyle. Havuzlar var ve madencilik uygulamaları var. Ben kartlarımı internet kablosu vasıtasıyla bunlara bağlıyorum. Hı hı. Bunlar da benim yerime kartlarımı kullanıyorlar. Siz hanımefendi burayı anlamıyor. Ethernet diyorsun, onu diyorsun, biliyorsun. Değil mi hanımefendi? Burada kopuyorsunuz siz değil mi? Aynen, burada kopuyorum. Evet. Ben soruyu nasıl anladı onu bile anlamadım.
de cevap veriyor. Evet. Peki. Zekicim, bu arada tezgahta köfte yok, sadece pilav var. Yarın gelip köfte istiyoruz demezler inşallah demiş. Kim diyecek efendim? Yarın sadece pilav mı satacaksınız? Ha, ben köfte dedim. Pardon, özür dilerim. Çok güzel pilav yapıyorsunuz siz. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim abicim. Peki bakalım efendim. Ekran kartlarını kullanarak hangi sisteme bağlanıyor onu sordum aslında. Yani işlemde kompleks matematik çözümlenerek kazanım sağlanıyor diye biliyorum. Peki bu matematiksel çözüm nerede sağlanıyor? Sistem nereye bağlanıyor? Abi bu soruyu ben de anlamadım. Sen anladın mı? Ben anladım. Ben anladım. Anlamıştır abi. Evet. Buyurun, anladıysanız beyefendi bilgilensin. Ah, bak ikisi de gitti, görüyor musun? İkisi aynı anda hattımızdan düştü. Abi çok ilginç. Şimdi burada acaba madenciler mi devreye girdi? Niye hattımızdan düştüler? Bize bir oyun mu oynanıyor? Dış güçlerin işi mi bu, bilmiyorum ama... Tekrar bağlıyoruz iki dinleyicimizi de. Türkiye'nin en kafa radyosunda Boston Donut'ın katkılarıyla hazırladığımız Matraks devam ediyor efendim. Hattımızdaki iki dinleyicimiz de aynı anda düştüler. Sonrasında ne oldu? Ve tam olarak saati not alalım ve Murat Seymen'e iletelim. Çok ilginç. Yani hanımefendi orada mısınız? Buradayım, evet. Peki. Beyefendi orada mısınız? Evet evet, buradayım. Arkadaş, üzerimde göz mü var dedi. Ne dedim bilmiyorum. Ama hani o göz... Senin üzerine doğru gelirken bizim santralimizden geçti. ve santralimiz geçici olarak çöktü. Yani yaklaşık olarak işte bu şarkıyı yayına verdi ve sizi yayına bağlayana kadar çevir sesi alamadık telefondan. Yani şu an birçok kişi, ulan köfte satmayı mı bırakayım, pilavı mı bırakayım, işimi bırakayım, iktisat mezunu oldum, ben de mi kazıyım, ben de mi madenci olayım? Her şey buraya yönlendi. Bak, bir şey söyleyeceğim, oturduğum koltuk bile çat diye kırılabilir şu anda. Ben gecenin esnafı olayım diye aradım, bir ara dükkanı kapatıyordum. Ablacığım, 7000 dolar kalıyor mu ayda dükkandan? Yani bu kalıyor mu? Kalıyor mu? Daha kolay gibi geldi. Ha, kalıyor 7000 size, iyi. Oo, kalıyor. Aa, bir dakika abi, madenci de onun işine göz dikti. Oo, kalıyor evet. O daha kolay geldi, bilgisayar. Hani daha çok, daha az insanla uğraşıyorsun falan. Evet. Tabii yani insanla uğraşmıyorsunuz da elektrikle uğraşıyorsunuz. Peki bakalım. Zeki arkadaşı dinlerken meğliyoruz. Bildiğim ekran TV ekranı bizde. Başka hiçbir şey anlamıyoruz demişler. Evet. Peki bakalım. Evde gürültü yapıyor mu ekran kartı demişler ki onun için zaten depo tuttuğunu söyledi değil mi beyefendi? Evet, evet. 6 tane kadar idare edersiniz ama 6'dan sonra aynı odada zor. 6'dan sonra aynı. Peki eve izolasyon falan yapılsa? Yani bir ekstra odanız varsa 50-60 tane sıkıntı olmaz yani. Oo, sizin kaç tane var böyle? Kaç tane var? Benim yani 70-72 tane var. Diyor ki dinleyicimiz, büyük oyuna çomak soktunuz Zeki Bey. Bu telefonlar, yayınlar hep takip ediliyor. Biliyorsunuz dünya yöneten 5 aile var. Hayır, o şeydeki Amerika'daki Merkez Bankası'nın. Z kuşağı dedikleri bu olsa gerek. Olmayan bir şeyi varmış gibi bizim gibilere satıyorlar. İleride fırıncılar da böyle yaparsa yiyecek ekmek bulamayacağız. Aslında bu şu anlama geliyor. Şimdi hanımefendi dükkanı kapatsa, fırıncı fırını kapatsa, kafe işletmecisi kafeyi kapatsa, ben radyoyu bıraksam, herkes gitse, herkes maden arasa, ne yapacağız abi biz o zaman? Bir şey söyleyeyim mi? Acımızdan ölürüz ha. O parayı harcayacak yer bulamayız. Uçaklar kalkmaz, pilot uçağa gitmez, öğretmen okula gitmez. Aslında bu yüzden emek vererek, alın teri dökerek bir şey elde etmek dünyayı ayakta tutan bir sistem. Düşünsenize, milyarlarca insan bunu yapıyor. Peki bu beyefendi bunu kazandı. Yarın gidip fırından ekmek alabiliyor. Yarın gidip fasulye alabiliyor pazardan evde yapmak için. Ya da fasulye alıp yapmıyordur bu adam şimdi, dışarıdan hazır söylüyor. Bende elektrik bedava. Ben de mi girsem acaba bu işe demiş. Artı 43 nereden geliyor bu, yurt dışından bilmiyorum.
Evet, internet kafelerin çoğu birkaç bilgisayarını kazıma işlemi için ayırıyor. Bu madencilik işinde en büyük gider enerji gideridir. Enerji giderinden tasarruf etmek için şirket kazma işlerini başkalarına yaptırıyor demiş. Nasıl yani? Elektrik faturasını kim ödeyecek o zaman o şeyin, kafenin, internet kafenin? Ama geliri çok daha fazla olduğu için elektrik faturasını herkes göz ardı ediyor. Evet, ama ya peki arkadaş size demiyorlar mı ya? Sana günde 40 dolar elektrik faturası geliyor. Ayda 1200 dolar yapıyor. Mesela dikkat çekmiyor. Ne yapıyorsun arkadaş sen? Yani 20 bin liralık elektrik faturası nedir diyen olmuyor mu? Yani evde yapsam olurdu ama ben bir sanayi sitesindeyim. O yüzden yani elektrik şirketi de memnun bence. En çok elektriği benden oluyor burada. Türkiye'deki arkadaşıma 2000 pound gönderdim. Biz de başladık kazmaya. Şu an elde ne varsa satıp yatırmayı düşünüyoruz. Newcastle'dan Mert göndermiş. Orada kazın o zaman. Evet. Ya bu Ersel abi nerede? Ben yanına gitmek istiyorum demişler. Ersel abi Bursa'da efendim. Bursa'da. Evet. Pilavıyla bekliyor. Peki sattığı arabanın fiyatı şimdi ne oldu? Baktı mı diyor. Kârda mı sattığı fiyat ve bugünkü fiyat arasındaki farka baktığında kârda mı diyor. Yani ben 175'e sattım. Şu an araba 300 bin lira, 325 bin lira olmuş. Hı hı. Yani iki katına çıkmış aşağı yukarı. Hı hı. Ama benim sistemim şu an yaklaşık 1.7, 1.8 milyon lira. Ne diyorsun sen? Ne dedim bir daha diyor. Senin ağzın ne diyor bir daha? Bir dakika kulağımı kapatacağım. Bir ama yok burası anlayacağınız yer hanımefendi. 1 milyon 800 bin lira diyor sistemim yaklaşık olarak. Evet. Yani o 200-300 bin liralık arabayı 1 milyon 800 bin lira yaptım diyor ben. Evet. Ve hala yatırım. Peki ne zaman doyacaksın arkadaş? Allah gözünü doyursun yani hala yatırım yapmaya devam mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun bizden ya? Ne istiyorsun? O değil de yok hala kart ikinciye çıkmış bilmem ne o. Bırak be. Efendim? O değil de hala kart ikinciye çıkmış çalışmıyormuş. 60 bin lira değil mi ya? Aa, evet ya 60 bin lira senin için bir şey mi ya? Allah Allah ekran kartı. Işte Allah yanım... başka dert vermesin bu saatte bile dert edinmiş kendini. Ben onun için 20 gün çalışıyorum burada ya. Nasıl yani? Yani 20 günde ben 60 bin lira anca biriktirebiliyorum. Bu ciro total mi? Yani yok kar. Evet. Kar. İyi. Yine iyi. Peki diyor dinleyicimiz güneş enerjisi elektriğe çözüm bulunamaz mı? Yani tam bilmiyorum orayı ama yapanlar var. Hı-hı. Türkiye'de değil yurt dışında. Hı-hı. Eskiden Çin'de yapıyorlardı. Hı-hı. Demek ki yapılabiliyormuş ama Türkiye'de tek yokmuş şu an. Evet efendim. Ya o abla 60 bin lira diyor ama 60 bin lira bir yıl çalışan var diyor. Evet. Peki ama beyefendinin sisteminde 60 bin liradan bahsediyoruz. Aynen öyle. Peki bakalım. Sorabilir misin tekrar neyi sorayım acaba? Sorduk ya hani şu matematiksel çözümlü soru abi ben sordum ha cevap verdiniz bana. Yani hangisine? Nasıl yaptığına mı? Diyor ki Zeki ekran kartını kullanarak hangi sisteme bağlanıyor onu sordum aslında. Yani bu işlemde kompleks matematik çözümlenerek kazanım sağlanıyor diye biliyorum. Peki matematiksel çözüm nerede sağlanıyor? Sistem nereye bağlanıyor? Matematiksel çözüm tamamen maden uygulaması nasıl sağlanıyor? Evet. Miner uygulamaları var. Bunlar matematiksel sorunları çözüp bir havuz içinde sizin gibi bir sürü madenciyle beraber o çözümlerle bir blok üretiyor. Yani evet. Bunu biz yapmıyoruz. Madencilik uygulamaları yapıyor. Onlar da %1 komisyon alıyor bu evet. İşlem. Peki. Bakalım efendim. Arkadaşa sorar mısın bu işi nereye kadar sürdürmeyi planlıyor? Yani bir yerde tüm sistemi satacak mı yoksa artık meslek halimi alacak? Lütfen demiş satsın. Yani herhalde mesleğim oldu artık. Yani bu yaşıma kadar çalışmadım bir yerde. Bu saatten sonra da kolay kolay çalışamam artık. Hı-hı. Bir yere kadar gidecek herhalde ya. Evet. 2 yıl gitse yine ömür boyu asgari ücretten fazla. Evet. Peki efendim. Evin elektriği gitti diyor dinleyicimiz. Acaba bizim buralarda bir madenci çok mu yüklendi? Arkadaş bekar mı sorusu gelmiş. Bekar ben. Otobüs şoförüyüm. Otobüste nasıl coin kazanabilirim? Motorlar büyük, aküler büyük. Motorlar büyük, aküler büyük. Hatta elektrikli otobüs bile var burada demiş. Almanya'dan dinleyicimiz göndermiş. Çırda yapan vardı onu mesela.
Beyefendi evli mi, evli değilse düşünüyorum. Evet, sorular biraz buraya doğru yönelmeye başladı. Sevim Hanım göndermiş. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yani inşallah. Evet, peki. Zeki, ben de Bitcoin hakkında bir şey soracağım. Bu Bitcoin denen sanal şifre neden değerli? Ne işe yarıyor? Haydi bakalım, buyurun. Yani bir işe yaramasından ziyade talep olduğu için değerli. Yani hı-hı, alıcısı olmasa bu fiyatlara çıkmazdı. Yani bir yararı var mı Bitcoin'in? Şu an için çok günlük hayatta göremiyoruz belki ama ileride elbet olacak. Peki. Hanımefendi, size gelelim, buyurun. Sizin acaba yoksul konunuz nedir? Niye katıldınız? Benim beynim allak bullak oldu. Ben gecenin esnaf olmak için ay katıldım. Ay canım, peki kıyamam. Bir de sen esnafsın değil mi? Ay vallahi. Evet arkadaşlar, biraz ayaklarımızı yere basalım, dönüyoruz gerçeklerimize. Buyurun efendim. Aynen. Buyurun. Kısaca şöyle anlatayım. Ben seni yaklaşık lise hayatı boyunca 5-6 yıl sürekli dinledim. Bir kulağım daha az duyuyor program yüzünden. Öyle mi? Ben sebep oldum evet, yani. Sürekli yani lise hayatı. Arkadaşım, sen ne zamandan beri dinliyorsun madenci? 5 senedir. Bak, adam 5 senede kendine bir katkı sağlamış. Madenci olmuş. Yani günlük geliri böyle olmuş. Ya sen ne kattın kendi liseden beri? Allah aşkına, bir de kulağını kaybetmişsin ya. Kulağıma oldu olan. Evet. Ya bir de şu güzel bir şey, bak adam madenci, bu kadar kazanıyor ama hala dinliyor. Çok teşekkür ederim. Yani hakikaten yani tenezzül edip dinledim. Her akşam dinliyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Şimdi benim bir depo var. Oraya ben arkadaşa aslında bir sinema hafta sonu görüşsek. Bizim boş depo var. Oraya elektrik çeksem. Elektrikli İrfan abiyi çağırsak. Oraya elektrik çeksek. Sistem alsak. Oraya yatırım yapsak falan. Yani şöyle bir. Oradan gürültüden şikayet gelir mi diye ben şimdi. Peki. Evet. Ne diyorduk? Evet. Sizin dükkanınız var. Ha, beni dinliyordunuz liseden beri. Bir kulağınız. Evet. Buyurun. Uzun süredir dinlemiyordum Zeki. Bu arada evlendim falan. Hı hı. Şimdi eşime bugün bir dergi aldım. Dergide yazını gördüm. Aa, Kafa Dergisi. Evet evet, aklıma geldi. İsim vermedim. Olur mu canım, bizim dergimiz, verebilirsiniz adını ya. Bizim grubun dergisi. Bugün Kafa Dergisi aldım, yazını gördüm. Aa dedim, çok sevindim. Baktım programa istedim falan. Aa dedim, devam ediyor. Eşime anlatıyorum bu arada. Bir saat falan anlattım. Hı hı. Sus diyor, istemiyorum. Hiçbir fikri yok seninle ilgili. Orada mı hala? Evet evet, yanımda şu an. Verir misiniz efendim? Efendim? Benle ilgili sus anlatma, yeter artık mı dedi? Aynen öyle yaptı. Ya diyorum, çok güzel, öyle güzel, böyle güzel kapattım televizyonu falan, radyoyu açtım. Hı hı. Siniri bozuldu, dedim yok, ikna edeceğim yani. Evet. Neye ikna edeceksiniz efendim? Şimdi gördüm artık program devam ediyormuş. Sanki ben hiç yokmuş gibi davranıyordum yıllardır. Hı hı. Artık izlemem böyledir gerekiyor. Efendim, ben de mesela Bostancı'daki Luna Park'a gitmiyorum ama çocukluğumda çok gittim. Yokmuş gibi davranıyorum. Fakat çocuklar gidiyorlar hala oraya. Eşiniz alabilir, eşiniz alabilir mi telefonu mümkünse? Burada değil de diyor da. Ha, zaten nereye gidecek? Ha, burada değil de diyor. Ha, burada değil de diyor. Ha, şu tamam. An çok şey yaptı, yeni modda. Ne yaptı efendim? Çok yeni modda şu an, hiç fikri yok. Yeni modda, tamam peki. Selam söyledi efendim kendisine. Söylüyorum, duyuyor şu anda seni. Bu ortak saatlere giriyor yani seni program. Hı hı. Ben bu şekilde eşime seni sevdirmek zorundayım ki rahat dinleyeyim. Beni duyuyor değil mi şu anda? Evet. Beyefendi, benden ne istiyorsunuz? Ne oldu, sesin içine kaçtı? Hayatım, niye öyle kaçtı? Kaçtı mı? Uzaklaşıyor mu? Hayır. Anlatıyorum işte, çok güzel falan. Bak dedim, konuşacağım, hani bir şey değil yani. Peki. Buyurun, siz gecenin esnafı olmak istiyorsunuz ama dükkan kapalı herhalde değil mi? Şu an evet kapalı. Hayırla gelen olursa açarım. Nedir dükkan efendim? Yazalım Google'a bakalım, bulabilecek misin? Bulabilirsiniz. Google'ın bulabilecek miyim pardon? Hı hı. İnci Cave Restaurant. Ne efendim? İnci. İnci. Evet. Cave. Mağara olan cave. İnci Cave. Evet. İnci Cave. Ha, İnci Cave Restaurant. Göreme ne şey. Buralardan gelmek isteyen olursa açabilirim. Restoran evimizin alt katı. Çok güzel. İnci Cave Restaurant efendim.
Şimdi bakıyoruz Google'a, hanımefendi Kapadokya'da bu restoranı işletiyor. Bak o dükkan, şimdi sizin dükkanı gördüm, fotoğraflarına bakıyorum. Dükkan, yani dükkan ışıl ışıl, bir de böyle tarihi bir konak gibi bir havası var. O kadar elektrik boşa yanıyormuş gibi geldi bana şu anda. Ayda 4000 lira. Madenciliğe yatırsak onu. Artık bakış açım değişti. Aa, sunum falan çok güzel. Sunum çok güzel. Pilavı hazır alıyorsunuz. Siz yapmıyorsunuz değil mi? Tabii canım, pilav. Şu an hemen pilav fotoğrafından aldım. Hazır alıyor. Bak bizim Bursa'da abimiz var. Pilav yapıyor. Ondan alın bari. Evet. Aklıma geldi. Evet, pilavı hazır aldığınızı hemen anladım. Hemen. Özellikle o içerisine katılmış şeylerden. Bu kahverengileştiriyor ya, tel şehri. Evet. Hazır olduğunu oradan anladım. Bir de muhtemelen pilav mesela, o pilavlar, hazır pilavlar soğuk da olur biliyor musun? Böyle ne kadar ısıtsa da soğuktur o pilav yani. Mikrodalgada ısıtıp getirir, yanar falan. Rica ediyorum, pilavınızı kendi gerçekten. Pilavınızı kendiniz yapın efendim. Bir an aklı düşündüm, hani var mı? Ne var mı efendim? Bir an dedim, hazır pilav var mı, boşuna mı uğraşıyoruz acaba? Hazır pilav zaten, hazır pilav almıyor musunuz? Hayır, kendimiz yapıyoruz. Ha, bu pilavı kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii ki, eşim 20 yılla karşıya. Öyle mi? Ha, o zaman biz biraz tabii şey yok, büyük konuştuk. Bakıyorum, güzel. Çok tatlı bir mağara restoranı var. Aa, mağara restoranı burası. Tabii ki, orijinal mağara. Aa, ama şey, mağara restoranı olduğunu ben fotoğraflarda anlayamadım ya bu arada. Arka plandan da mı? Bir dakika bakayım, bir daha Google'da daha geniş bakayım fotoğraflara. Mağara restoranı. Ya sanki böyle bir evin altında gibi. Zaten öyle değil mi? Evin altında. Evet, evin altı ve mağara, orijinal mağara. Evin, peki mağaranın üstüne ev mi yapmışlar efendim? Evet, nasıl yapmışlarsa bildiğin taş çıkmışlar yani. Vay arkadaş ya. Peki dükkan, gördüm şimdi mağaranın mesela en kuytu yerinde böyle hafif böyle klostrofobik, evet, bir durum da var orada. Şu an gördüm, evet. Ayağa kalksanız başınız değecek gibi falan, böyle düzensiz bir mimarisi var. Ama mağara olduğu, evet, için tabii ki. 6 kişilik, evet, masanın olduğu yerden bahsediyorum. 180'e kadar rahat ağırlıyoruz. Çok... 180'in üstü bir tık eğiliyor. Ya çok güzelmiş sizin dükkan. Evet. Hiç Kapadokya'ya gitmedim. Gelirsem uğrarım. Peki İnci Cave Restoran gecenin esnafı olmak istiyor efendim bu arada. Restoran müthiş ama burada şöyle bir şey yapalım. Böyle hani sizinkisi böyle büfe, hemen bir tost yapayım işte, ya da ne bileyim işte bir yok hayır, ha, dürüm yapıp, ha, dürüm yapıp her vereyim şeyiyle şeklinde değil de burası planlı gelinecek bir yer. Evet. Şöyle yapalım, ben şu tarihte Kapadokya'ya gidiyorum ve o restoranda yemeğimi yerim arkadaş. Bu hakkı istiyorum diyen biri varsa ismini soy yeni yakın zamanda gelmek isteyen varsa, evet, sizden ulaşsın. Bize yazsın, ben hemen ismini soy ismini size yazdırayım, çift kişilik yemek verelim, olur mu? Evet, olur. Tamam. Tek bir ricam var. Gelince matrakla ilgili bilgi versinler eşime. Ben size adı... Ha, şimdi eşiniz dövmesin efendim matraksın diye. Bizim matraksın diye. Evet. Şiddet uygulamasın. Yok yani, dinleyeli bir saat falan oldu. Keyif almaya bile başladım yavaş yavaş. Aa, güzel. Hoş geldin. Hoş geldin. Zeki, sözünü bulamadım, aklıma o geldi. Dedim böyle böyle matraks dinleyicisi etrafımda artırırsam ikna yolum daha kolay olur. Evet efendim. Beyefendi, şöyle yapacağız. Ben giderim diyen dinleyicimizin ismini soy ismini alacağız. Ve Mehmet demiş ki size, dinleyince alışıyorsun beyefendi. Evet. Böyle evet, bazen tatlı sert tavrım olabiliyor, kusura bakmayın. Şimdi efendim, ben giderim orada, yemek yerim. Mutlaka bir iki gün içinde %100 çıkacaktır. Şu an ama bir dakika, belki bir hafta sonra planı vardır Kapadokya'ya gelmekle ilgili. Tabii, hiç problem değil. Ben adımı yazdırayım da sonsuz bir tarih alarak bir kere. Kapadokya'ya giderim abi. Ben hiç gitmedim, çok merak ediyorum. Peki. Evet, isim soy isim bulunduğunuz şehir efendim. Ben giderim diyen varsa isminizden yazacağım. Çift kişilik yemek, buyurun. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Madenci beyefendiyle ben gidebiliriz zannediyorum demiş Sevim Hanım. Eğer uygunsa demiş size. Madenci beyefendi. Madenci beyefendiye de bedava vermeyeyim ya. Madenci beyefendinin de parasını alayım diyorsunuz. Yani... Gözüm açık gider yemin. Hatta ondan iki kat alayım. Evet. Peki.
Bakalım. Evet, 0532 172 52 32 0532 172 52 32 efendim. Kaç kişiye kadar bir çift mi verebiliyoruz? Bir çift verebilirim, iki çift verebilirim, sorun değil. Şimdi Berkay Bey diyor ki ben yarın giderim diyor oraya mesela Berkay Bey. Hemen hazır efendim. Berkay Bey Nevşehir'de mi yaşıyorsun? Neredesiniz efendim? Evet efendim. Biz eşimle gitmeyi düşünüyoruz. Ne zaman olur bilmiyorum ama planlarımız içinde var. Efendim biz bilemeyiz ki onun için ne yapalım? Biz nasıl karar veririz? Evet. Bakın efendim şu gruba bir kere verelim mi? Biz Nevi öğrencisiyiz. Herhalde Nevşehir Üniversitesi'nin Nevi değil mi? Evet. Niye öğrenci öğrencinin parası olmaz sonra sürekli olmaz diye bir dudak büktünüz sanki? Öğrenci istemiyor musunuz? Yok, Nevi deyince ben bilemedim, eşim yardımcı oldu. Şimdi bu öğrenci arkadaşlarımız diyor ki biz bir hafta 13 Ocak'ta geliriz demişler. Not alıyor muyuz? Kaç kişi öğrenci? İki kişi. İki kişi efendim. Durmuş Ali Coşkun. Hatta bakın üç isimliler, kimliklerini de gösterirler. Not alın. Durmuş Ali Coşkun, Azra Gül Coşkun efendim geliyorlar. Öğrencilermiş. Tamam. Hı-hı. Ne zaman? 13'ünde geliyorlar efendim. 13'ü hangi gün o? Biz pazartesileri kapalıyız, onu ayın kaçı bilmiyorum ama. Hemen bakıyorum. Perşembeymiş efendim. Tam tarih verdiler. Tamamdır. Evet. Not aldım. Kaçta gelmek isterler? Efendim o kadar da şımartmayın efendim yani. Geldiklerinde yesinler olmaz efendim. Geldikleri gibi yerler. Olur. O geldikleri giderler miydi? Olmaz mı geldikleri gibi yerler? Olur olur. Ben onlara her şekilde yardımcı olurum. Evet efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Bu arada. Kayseri'den gelmek isteyenler var. Ben Şubat ayı başında işinde gitmeyi planlıyorum. Ama işte plan dahilinde efendim yani. Kesin gidiyoruz o bu vesaire. Yani böyle olması lazım. Zeki, seninle ilgili çok komik bir anım var. Dinlemek istersen anlatırım. Buyurun efendim, buyurun dinliyorum. Mersin'e gelmiştin tek kişilik gösteriye. Evet evet evet, gelmiştim, doğru. Martı Otel'de kaldım deniz kenarında, evet doğru. Evet. Hı-hı. Senin otelin bize çok yakındı. Otele de geldim, sana ulaşamadım. Hı-hı. Mersin'de gösteriye gelmiştin. Biz orada lisedeyiz. Öğle yemeğe molamız var, bir saatlik. Hı-hı. Senin afişlerini asıyorlar billboardlara. Hı hı. Bu hani ıslak bir şey sürüyorlar, tutkal mı diyorsunuz? Galiba çeşitli yapıştırıcılarla yapıştırabiliyorlar. Evet. Aynen, bir yapıştırıcıyla yapıştırıyorlar. Biz de öğle arasından sonra ben baktım, afişlerini yapıştırıyorlar. Henüz böyle ellerinde fırça gibi bir şeyler var birkaç insanın. Hı hı. Bekleyeyim dedim, bu afişi alacağım, odama asacağım yani. Niyet ettim. Evet. Derse girmedim, afişi bekliyorum şimdi. Onlar gitti. Bir iki arkadaşı da aldım yanıma, kimseyi okula göndermiyorum. Hı hı. Çöktük biz o afişi. Anam, her yerimiz yapış yapış. yeni yapışmış afiş yani bu, değil mi? Tabii, daha yapışmamış. Kurumamış yani, evet. Kurumamış. Afişi söktüm oradan. Okulun da kapısını kapattılar. Okula da giremiyoruz. Çitlerden atladık böyle. Yaklaşık 1-1.5 metre. Nasıl atlıyoruz aşağı doğru? Girdik okula, sınıfa. Elimde kocaman afiş. Öğretmen diyor, bu ne? Ya diyorum, afiş ama... ıslak ya. Evet. Koyamıyorum bir yere, yapış yapış. Evet. Bunu dedim, kurutmam lazım. Evet. Öğretmen ders anlatıyor, ben klimanın önünde bir saat o bizim kurumasını. Ya çok teşekkür ederim ya, sağ olun. Kıymet verdiğiniz için. O gün söyleseydiniz, afişi sökerken görsem kızardım size. Ama şimdi evet, tatlı geldi. Evet. Ya niye arkadaş, biz gösteriye bilet satıyoruz diye bizim işimizi gücümüzü engelliyorsun derdim. Bir dinleyicimiz işte... diyor ki, Cengiz diyor ki, ya fakirin anısı da çekilmiyor demiş. Peki arkadaşlar, çok keyifli bir sohbetti. Şubat ayı başında işletme sahipleri ne kadar güler yüzlü ve pozitif insanlarmış. Yorumlarda süper diyorlar Google'da. Almanya'dan geleceğiz diyenler var bu arada. Kayseri'ye geleceklermiş. Geldiklerinde uğrayacaklarmış size, haberiniz ama olsun. Ama şu an bir öğrenci oldu. Böyle romantik bir çiftimiz yok mu? Tamam efendim, romantik bir çift kesin gidecek. Romantik efendim, belki evet. Öğrencilerimiz de romantik çift. Nereden biliyorsunuz? Ya olsun, hani öğrenci yine baş tacı, o ayrı. Peki romantik bir çift efendim. Yani ortamda romantikleştirebilir gerçekten. Kuytuları çok güzel. Ben orada olmak istedim.
Öğrenci her zaman, öğrenciyim dediği zaman mutlaka yardımcı oluyorum zaten. Peki. Evet efendim, görmek istiyoruz, yazınız lütfen. Şu tarihte gideceğim, net görmek istiyoruz. Yazın efendim. İsim, soy isim, bulunduğunuz şehir. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Hanımefendiye afiş hediye edin. Yok efendim. Vallahi yok yani. O afiş bende de yok. Nerede bilmiyorum. Evet. Ya ben madenciye de cidden giderim diyor. Efendim, madenci gitmek istemiyor. Adamın parası var, ben gider yerim diyor yani. Madenciye bir şey der misiniz lütfen? Yani evet, gidersin, vuracağım inşallah. Hayır hayır, bir hanımefendi ısrarla sizinle orada yemek yemek istiyor da onu söylüyorum ben. Gelebilir. Ya romantik çift yani, olabilirim diyor ben madenci beyde. Önce bir tanıştıydık yani. Madenci bey niye işte. Kapadokya yani? Niye Kapadokya mı? Tabii ki madenci beyin vizyonu kendisine efendim, daha farklı ülkeler tercih edebilir. Çünkü oldukça fazla mağara var efendim. Orada hiç keşfedilmemiş bir mağara var mı? Mesela kaybolmamız mümkün mü? Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi? Ya bence Kapadokya'daki bütün mağaralar keşfedilmiştir. Değil değil, o kadar değil. Öyle mi? Tabii. Oo, çok güzel, elimde fener alıyorum, bir mağaraya giriyorum, orada kaybolup çıkamıyorum mesela. Çok güzel. Yaşarım ben orada. Yani, evet. Ya turist olarak geldiğiniz zaman sizin elinize bilet var veriliyor. Atıyorum 10-15 yeriniz var. Hı-hı. Fazlasını görmüyorsunuz. Evet. Efendim. Ama yüz binlerce fazlası var. Evet efendim, peki. Bakıyoruz. Bakalım isimler. İsimler de yazılırsa çok güzel olacak. Eşim, ben ve iki kızım demişler efendim. Ayın 26'sında Kayseri'ye gideceğiz. Biz gidebiliriz. Romantik bir çiftiz demişler öte yandan. Alo, orada mısınız? Alo. Çocuklar da romantizmin sonucu. Çocuklar Yok, o romantizmin değil o. Yine bir Zeki, geçen böyle bir şey duydum. Biz normalde çocuk kabul etmiyoruz. Hı-hı. Bir misafirimiz aradı, işte çocuğumuz var dedi. Dedim çocuk kabul etmiyoruz. Genelde dedim romantik konseptimiz var falan. Hanımefendi bana dedi ki çocukta dedi romantizmin sonucu dedi. Doğru demiş efendim. Dedim gelebilirsiniz. Günlerle donattı. Yanıt güzeldi diyorsunuz. Çok iyiydi yani, ona ne diyebilirim ki? Evet efendim, peki. bakıyoruz. İsim yazılmıyor. İsim diyorum. Ben ve eşim Nevşehir'deyiz. Pazar günü gidebiliriz. Arkadaş, isim ne? İsim yok. Ben isim yazdırıyorum şimdi. Bakalım. İki çocuğumuz var. 6 ve 4 yaşlarında. Efendim, o zaman oraya gelen diğer romantik çiftlere anne, baba diyerek rahatsız etmezler mi acaba? Duyuyor musunuz? Evet, evet. Efendim. Eşimle gelmek istiyorum demiş. Romantik bir çiftiz. Yazıyor musunuz? Hatta kendisi de nerede beyefendinin? Romantik çiftimiz. Yarın hemen veya pazar olur. Günü gelebilirim demiş. Nevşehir'de yaşıyormuş kendisi bu arada. Tabii ki, hemen not alıyorum. Berkay Dinleyen efendim, romantik çiftimizin erkek tarafı. Tamamdır, iki kişi. Berkay Dinleyen, kimliğinizi gösterip ama alabilir, romantik olun rica ediyorum orada. Yine Google'dan numaramıza ulaşıp saat belirtirlerse çok sevinirim. Evet, Google'dan İnci Cave, İnci Ceyhan Adana Van Edirne efendim, İnci Cave mağara, İnci Cave restoranı yazarak ulaşabilirsiniz. Nasıl peki Kapadokya'da işler nasıl? Turistlerin yaklaşımı nasıl? Müşteri var mı daha doğrusu? Yani şöyle söyleyeyim, normalde bu sezon ölü sezondur. Fakat yazdan beri hiç ölü sezon yaşamadık. Güzel. Peki. Çok fazla talep var. Genelde şu an %90 Rus ağırlıklı. Hı-hı. Diğer ülkeler kapalı olduğu için. Hı-hı. Güzel bir şekilde devam ediyor. Çok yoğun talep var. Hı-hı. Bu son zamlardan sonra Türk misafirlerimiz biraz azalmaya başladı. Evet efendim. Fiyatlar epey arttı değil mi? Yani normalde atıyorum 60 liralık bir ürünü 70 yapıyorduk. 60'ı şu an 110 yaptık. Hı-hı. Öyle bir artış yapmak zorunda kaldık. Haklısınız siz de, yani gider kalemlerine baktığımız zaman haklısınızdır. Evet. Bakın, madencinde elektrik faturası artmış efendim. Onun sadece elektrik, bizim 100 girdimiz varsa 90'ına zam geldi. Evet, ama onun elektriği %127 arttı değil mi sizin bu arada? Galiba öyle, evet. Adam o kadar daha kazanıyor ki bekliyorum, umursamıyor bile. Evet.
Her türlü anlaşılır mağara restoran fotoğrafı çekilir diyor. Bizim Mehmet fotoğrafçı da anlaşılmıyormuş efendim sizinkisi, o yüzden söylüyor. İlçe, şehir, köy, belde fark etmez demiş bu arada. Mehmet de kendi ekmeğinin peşinde, ekstra fotoğrafçılık yapıyor. Evet, evet. Öyle ve devir böyle. Halbuki profesyonel çekimlerimiz de var ama ne var ikna efendim? Edemedik herhalde. Ne efendim? Profesyonel çekimlerimiz de var ama ikna edemedik herhalde. Efendim fotoğrafçıyı berberi beğenmez. Evet. Böyledir bu işler. Doğru. Peki, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz arkadaşlar. Madenci Bey ve bizi Kapadokya'dan Ezgi. Arayan Ezgi Hanım. Ki benim afişlerimi sökecek kadar iyi bir dinleyicimmiş. Çok teşekkür ederim. Oyuna da gelmiş. Geldiniz mi oyuna yoksa sadece afişimi söktünüz? Oyuna annemle geldim. Saat 8'deydi. Tek çıkamıyordum o zaman, küçüktüm. Hı-hı. Annem ve liseden bir iki arkadaşımı da getirmiştim yine. Evet, çok keyifli bir oyunu da hatırladım. Çok teşekkürler. İkinize de iyi geceler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Madenci yaz bana, yaz. Görüşmek üzere. Sen nereden arıyordun Madenci bizi? İstanbul. Neresinden? Beylikdüzü. Ha, Beylikdüzü. Beylikdüzü, evet. Beylikdüzü, evet. Sen niye artık böyle daha bir Cihangir, daha bir Etiler bebesi olmuyorsun yani? Yani... Burada büyüdüm. Bütün arkadaş çevrem burada. O yüzden, ama genelde İstanbul'a gidiyorum yani, Eminönü, Kadıköy, oralarda takılıyorum. Aa, sen Kadıköy Yazıcı Oluşan'dan ekran kartı kovalıyorsundur değil mi? Onlar biraz pahalı da ben yurt dışından getiriyorum genelde. Aa. Onu şey yapalım biz seninle bir ara. Güzel iş. Görüşmek üzere, iyi geceler, sağ olun. İyi akşamlar, iyi geceler. Nereye aklı buralar? Merhaba. Merhaba, buyurun efendim. Erken kapıyorsun dükkanı. Yok, işte 2'ye geliyor saat. Resmi bitiş saatimiz 1. Ya, ben öyle böyle kaldım. Gider ayak loburları efendim, telefonlar, giderken sarılmalar. Biliyorsunuz bizde vedalaşma uzun sürer. Bir misafirlikten kalktığımızda bile kapının önünde 15-20 dakika da orada konuşuruz. Ondan sonra geçene kadar uğurlarız, otoparka ineriz, apartmanın dışına çıkarız. El sallayana, araç gözden kaybolana kadar devam ederiz. Ve dikkat ederseniz bizim de vedalaşmalarımız bizim usule uygundur aslında. Aynen öyle, farkındayım. Yani ben de kuzenim lafa tuttu beni, konuşuyorduk kendisiyle. Sonra bir baktım gidiyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra dedim ben depresyon tedavisine katılacaktım ama başka zamana kaldı. Tabii yani bunun için arayacaksınız program, battaniyem girmeden tabii, tabii. Önce değil mi? Depresyon tedavisi diyeceksiniz, olacak ondan sonra tabii. Aynen, bugün cuma mı? Evet. Kafanız ayrı olsun efendim. İsim neydi? İsmim Yonca. Yonca Hanım. O zaman pazartesi depresyon tedavisine pazartesi alalım. Ben depresyonumu tutuyorum. O zaman tedavisini yapıyoruz o zaman. Evet efendim. Lütfen randevu alın. Pazartesi ilk sizi göreceğim. Tamam. Tamamdır o zaman. Teşekkürler. İyi geceler. Görüşmek sağ olun. Görüşmek üzere. Gider ayak doburları, buyurun. Şeki gibi iyi geceler. İzmir'den 42 yıllık olan bir abuzer. Artık 42 oldum. Ne haber ya? Zeki, seni çok özledim ben ya. Neredesin sen ya? Depresyondayım Zeki. Niye? Ben de randevu için aradım, depresyon randevu. Pazartesi günü sizi de alalım. Pazartesi günü sizi yani, de göreyim. Çok ihtiyacım var öyle bir tedaviye. Pazartesi göreyim sizi de ben o zaman. Not alıyoruz. Mehmet not alıyor. Ödemeleri girmeden önce biliyorsunuz bu tür yerlerde zarf içerisinde yapıyorlar. Yani bu... Bu tür yerlerdeki özel muayene ücretlerindeki para alışverişi de hastasıyım bu arada. Ya sanki o uzman hiç para almıyormuş gibi hal var ya, kapıda bir var efendim zarf için, sanki dünyanın en ayıp şeyi veriliyormuş gibi falan, girmeden şey böyle ufak böyle çekinerek utanarak böyle çıkarıyorsun falan, öyle bir durum oluyor. Pazartesi sizi de göreyim. Umarım o zarfın içindeki rakam da bizi tekrar depresyona sokmaz Zeki. Niye efendim, anlamadım. Hayır, ödemeyi zarfla yapıyoruz ya, dediniz ya. Ben bir ödeme almıyorum ki. Ha, almıyor musunuz? Hayır efendim, ödeme almıyorum ben. Ben dedim ki bu tür yerlerde böyle oluyor diye bir gözlem anlattım. Pardon, depresyonda olduğum için aldım da çok kapalı. Depresyon, sizinki epey birikmiş, depresyon olmuş. Pazartesi göreceğim sizi. Peki, pazartesi bekliyoruz o zaman. Tamam Zeki'ciğim, iyi yayınlar. Gider ayak loburları, buyurun. Zeki, benim çok büyük bir problemim var. Buyurun. Ben portakallı kek yapamıyorum.
Yani her şeyi yapabiliyorum ama portakallı kekim bir türlü olmuyor. Neden? Ne yapabilirim? Bilmiyorum ya, ne zaman yapsam ya içi pişmiyor, ya üstü yanıyor, ya altı yanıyor, ya şekeri eksik oluyor, ya bir şey, neden olmuyor bilmiyorum gerçekten ama olmuyor. Evet. Siz elmalı kek de yapsanız aynısı olacak galiba. Portakalla ilgili bir durum yok söz konusu. Yok, kakaolu keki çok güzel yapıyorum mesela. Portakallı hiç yapmadım ama havuçlu tarçınlı yaptım. O da çok güzel oldu. O zaman portakalla ilgili bir sorun var. Çok mu ıslatıyor? Galiba yani portakalın suyu sanırım o kekin harcını böyle bir bozuyor. Yani ya da ben tam oranları ayarlayamıyorum. Efendim çok basit aslında. İşte nedense olmuyor bir türlü ve ben artık böyle bu konuyla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladım. Allah Allah, portakallı kek yapamıyorsunuz diye. Evet, çok kafama taktım çünkü psikolojim bozuluyor artık, neden yapamıyorum diye. Her gün portakallı kek yapmaya başladım. Yapmayın efendim portakallı kek. Allah aşkına. Ama yapmak istiyorum. Bir kere başarmak istiyorum diyorsunuz. Başardığımı görmek istiyorum. Evet, ben bir şeyi başaram ama ihtimaline katlanamıyorum. Yani deneyip de neden yapamıyorum, neden olmasın. Portakallı kek. Efendim beni hiç denemediğim için bilmiyorum. Kek yapmayı denemedim genel olarak yani portakallı kek. Ben de ilk defa bir hafta önce denedim. Çünkü evde bir sürü portakalım vardı ve çürüyeceklerdi. Dedim ki en azından değerlendireyim. Malum ekonomi, hani hiçbir şeyi çöpe atmak istemiyoruz. Evet. Dedim ki kek yapayım. Arkadaşlarıma götürürüm. Hı-hı. Ama bir türlü olmadı. Evet, sonra ben bir daha denedim. Gene olmadı. Hı-hı. Artık böyle vaktim oldukça sürekli portakallı kek yapmaya çalışıyorum. Evet efendim. Peki. Tariflere baktınız mı acaba YouTube'da, orada burada falan? Tabii ki. Bütün ünlü aşçıların portakallı kek tariflerinin hepsini izledim. Ama hepsi de başka başka oranlar veriyorlardı. Ben onların ortak bir sonucunu çıkarıp yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Ortak sonuç olmuyor. Çıkarmaktansa birisini belirleyip oradan devam etseniz. Yok, onları tek tek denedim. O şapfayı geçtim. Olmadı. Belki fırınınızda sorun vardır. Ama fırınım diğer kekleri çok güzel pişiriyor. Ha, diğer kekleri pişiriyor. Ha, o zaman diğer kekleri pişiriyor. Börekleri bile pişiriyor. Ama portakallı kekte bir sıkıntı var. Baksana focana, bir de büyümüş de börek mi pişiriyor? Ya evet. Fırın. Kurabiye bile yapıyor. Allah aşkına. Hanımefendi, fırının vallahi görevi bu değil mi zaten? Börek, kurabiye, börek. Yani çok randımanlı bir şekilde çalıştığından hiç şüphem yok. Mikrodalga fırında yapmıyorsunuz umarım. Hayır, gerçek normal fırında yapıyorum. Evet, keke eklediği sütün miktarını portakal suyundan düşerse olur demişler efendim. Ha, ama kaça kaç düşeceğim şimdi ona göre? Kaç bardak ne koyacağım şimdi? Benim kafam karıştı. Şimdi diyor, keke ekledi diyorlar ki bir bardak. Şöyle yapacaksınız şimdi. Kaç portakal kullanıyorsunuz? Onu söyleyeyim, ben anlatayım size. 2 ya da 3 portakal suyuna göre değişiyor tamam, tabii. Şimdi 2 ya da 3 portakalı gözden çıkarıyorsunuz. Hırs yapmışsınız zaten. 2-3 portakalı sıktınız, bakın ne kadar mililitre yapıyor bardakta. Diyelim ki bir bardağı dolduruyor. Bu ne yapar? Yaklaşık 200 mililitre yapar. Diyor ki keke, diyelim ki yarım litre süt ilave edin diyorlar. Biz buradan 200 mililitre aldığımıza göre demek ki 300 mililitreye düşüreceğiz sütü. Ama şimdi Zekiciğim şöyle bir sıkıntı var. Bir bardak süt konuyor zaten keke. Bir bardakta yani portakal suyu koymazsan o zaman portakal tadı gelmez ki. O zaman süt koymayın. Ama ya yoğurt ya da süt gibi bir şey mutlaka tariflerde var. O zaman yoğurt koyun, süt koymayın. Aynı mantık ama gene cıvık oluyor, onu da denedim. Portakal suyunu koymasın, en son piştikten sonra üstüne döksün. Peki portakalı koyuyor musunuz, tane tane içine mi yerleştiriyorsunuz? Şöyle, portakal kabuklarını rendeliyorsunuz. Hı-hı. Bir de suyu var, suyundan da işte kimisi bir çay bardağı diyor, kimisi bir işte su bardağı diyor. Ona göre ayarlayıp işte hepsini karıştırıyorsunuz kekin harcının içine. Zeki, 3 yumurta, 1,5 su bardağı şeker çarpsın mı? Bir su bardağı yağ, bence de bir su bardağı süt, 3 su bardağı un, kabartma tozu, 1 su bardağı portakal suyu ve kabuk rendisi, ceviz çok güzel oluyor demişler efendim. Böyle bir tarif denemedim. Yazmak ister misiniz? Hani hiçbir şeyde bende 1,5 diye bir şey yok. Hepsi 1'di. Evet efendim. Buçukları şimdi o buçuk benim kafamı karıştırır. Neye göre buçuk? Hani? Neye göre buçuk? Acaba bardağın yarısını getirip buçuk oldu mu tam? Yoksa biraz üste mi çıktı? Biraz arka mı kaldı değil mi? Ama ben bu tarifi yazamadım. Yarın podcast'ten şey yapayım. Bari yarın podcast'ten alın lütfen. Ben de 5 kez denedim. Süttaç yapamayınca hazır alıp yemeye başladım. Olmuyor hanımefendi, uğraşması. Tabii mesela hamsi köy süttacı yapabilir misiniz efendim? Ama bu bir şey söyleyeyim mi? Bu çok yanlış bir bakış açısı bence. Böyle biz başarısız oluyoruz. Nasıl? Deneye yapacak insan. Öğrenmek lazım. Öyle ama yani ben şimdi evde hamsi köy süttacı yapsam aldığım süttacın maliyeti daha düşük olur diye düşünüyorum.
Ama işte orada maliyet, kar, zarar hesabı bitmiyoruz ki. Kişisel başarı ve tatmin duygusu bu. Aa, o zaman sizin tatmin probleminiz var. Demek ki ben tatmin olabiliyorum. Benim hayat içerisinde başka tatmin noktalarım var. Siz de sütlaçla kekle tatmin oluyorsunuz. Demek ki sizin... Şükürüm, beni böyle ezikleyecek bir şey buldunuz ki. Zaten psikolojim bozuktu. Daha da çok bozuldu. Benim... Zaten programın başında da herkese yazıyorsun falan dedi. İyice moralim bozuldu. Beni atayım kendimi bir yerden ya. İyi biliyorum, gidin bırakayım kendimi. Evet, bozuk. O siz miydiniz? Fransa'dan, benim, evet. Fransa'dan dinleyicimiz yazıyor, onunla tanışmak Hayır, istiyorsunuz. Değil, Amerika'dan yazıyor. Amerika'dan yazıyor, tanışmak istiyorsunuz. Danimarka'dan evet. yazıyor, tanışmak istiyorsunuz. Tamam, demek sizin tatmin probleminiz var. Çekici, ben göç etmek istiyorum. Ondan kaynaklanıyor. Değişik yeni yerler görmek istiyorum. Hmm. Ondan kaynaklanıyor. Ama insanın yoksa ben en başta her şeyden önce sana yazıyorum zaten bir kere. onu bir şey yapalım yani. En odak noktam sensin. Evet. Demek ki hayatta mesela başarılı olmak bir tatmindir. Ben işimde beğenirsiniz beğenmezsiniz kendimi başarılı buluyorum ve tatmin oluyorum. Ay hayatta... tatlım, ben seni çok beğeniyorum. Beni portakallı kekin yerine koyamazsın, böyle olmaz. Yani bunu yaparak yarın portakallı kek yapmaktan vazgeçmeyeceksin. Biliyorum vazgeçmeyeceğimi işte, ama neyle kapatacağımı şaşırdım şu anda. O ben değilim. Seni başka bir yere koymam lazım, onu bulacağım ben. Peki, teşekkürler, görüşmek üzere, iyi geceler. Görüşürüz tatlım, hoşçakalın. Gider ayak doburları, buyurun. Alo. Buyurun. Evet, iyi geceler, buyurun. Sadece alo. Devamı yok, gelemiyor. Alo, buyurun. Ya da geldi. Merhaba. Merhaba. Merhaba, buyurun. Geçen hafta ben aramıştım ya, Zeki. Bu montumla parkımın ayakkabının olmadığını söylemiştim. Evet. Anlamadım. Montunuz da neyiniz? Ayakkabı. Neydi o? Ayakkabının olmadığını söylemiştim, hatta kışlık. Ha evet, siz yayında size bot ve ayakkabı gönderilecekti değil mi? Hı-hı. Evet. Evet, parkı geldi de ayakkabım gelmedi Zeki abi. Ulaşamadı bana herhalde. Vallahi bilmiyorum. Onu ben takip edemiyorum ki. Şimdi siz yayında bir ihtiyacını söylediniz. Bir dinleyicimiz dedi ki, hatta Gökçam'la selamlar. Montu ben alırım dedi. Ayakkabıyı bir dinleyicimiz alırım dedi. Ayakkabı gelmemiş. Şimdi ben onun yakasına yapışamam ki. Bir şey yapamam ki ben orada. Yani şey değiliz biz. Hani ayakkabı ayakkabı göndermekle mükellef ve sorumlu yerine getiren şu mağaza değiliz yani bununla ilgili. Hayır, onun için demek istemedim. Ne için demek istediniz? Söylemek amacıyla, hani o yüzden söylemek istemem. Ben takip etmiyorum ki zaten. Söz onların takibini de yapsam işimi yapamam. Doğrudur abi. Demek ki dinleyicimiz sözünü tutmamış. Yazıklar olsun kendisine. Görüşmek üzere. Peki. İyi geceler. Tamam. Sağ olun. Evet, ben yolladım Zeki Montu. Arkadaş adresi yanlış verdi. Bot o yüzden ulaşmamıştır. Bak, duyuyor musun? Sen adresi yanlış vermişsin. Ve mont gönderen Gökçe Hanım da hani adresi bile senden alırken, doğru dürüst adresi alırken bile kılı kırk yarmış. Yanlış vermişsin. Belki botla ilgili de adresi yanlış verdin. Gökçe Hanım'a verdiğin gibi geri dönmüş olabilir. Bak şimdi aldık yanında. Keşke buradayken söyleseydi. Serayak Loburları, buyurun. Ha, merhaba Zeki. Ufuk ben, Kanal'dan. Merhaba Ufuk. Merhaba, ben evlenmek istiyordum ama ben portakallı kek yapamayan bir kadın istemiyorum. Var mı sana durum böyle? Bir dakika, Gökçe Hanım diyor ki ben Instagram'dan beyefendiyi zor buldum yani, bak adresi veriyor, iletişim bilgisini veriyor, Instagram, buna rağmen yanlış Instagram'dan bir şekilde buluyor, adresini de öyle alıyor yani. Herkes bunu yapamayabilir. Bu durumun sorumlusu da portakallı ayakkabı göndermekle ilgili söz veren dinleyicimiz değil. Şimdi siz evlenmek istiyorsunuz, portakal şey ördekli kek. Ördekli kek ne ya? Portakallı kek. Yapmayan eşim olmaz. Portakallı kek yapmayan bir eşin olsun istiyorsun. Hayır, istemiyorum. Yapan bir eşim olsun istiyorum. Portakal kek yapamayan kadına kadın demiyorum ben. Ooo! Tabii ki. Büyük kavga çıkar buradan. Büyük kavga çıkar. Tabii ki, ama önce şu üçüncü eşimi boşamam lazım. Boşatmam lazım. Ooo! Hayaller çiftçi veya petrolcü kızıydı. Bakkal kızıyla evlendik Zeki. New Jersey'de mi? Yok, Amerika'da, Kanada'da. Kanada'sınız. Kanada'da mutsuz musunuz?
Yok, Kanada'da da mutluyum. Hı. Çok mutluyum. Şu anda benzin almak için geldim. 1 dolar 11 kuruş. 1 dolar 11 kuruş mu olsun? 1 dolar 11 kuruş listesi. Abi o sent olmasın. Benim, 11 sent evet. Evet. Benim arabam 3600 motor, 6 silindir, iş için kullanıyorum. Yani normal karavan bir araba. Adam nasıl hizmet yapıyor bana, değil mi? Kaç litre alıyor? Valla 2 günde bir depoyu fulluyorum ya. Evet, o günlük portakal nispet hacmimizde doldurduk. Çok teşekkürler Kanada. Peki, saygılar. Saygılar bizlere efendim. Görüşmek üzere. Deniz Hanım yazmadan hemen sizle vedalaşalım çünkü yani. Yasal uyarı. Sevgili radyo dinleyicileri, dinlemiş olduğunuz radyo programı sonrasında üstünüzü örtünüz, uyuyunuz. Aman dur bir televizyona bakayım, belki bir şeyler bulurum merakı genelde fos çıkmaktadır. Zira bu saatte televizyonda ürün tanıtımları, seyri zor filmler, miadı dolmuş diziler yer almaktadır. İyi uykular. Yasal uyarı. Matrax. Donat, Zeki Kayan, Coşkun'la Matraks'ı sundu.